İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir Er Meydanı'yla, canlı yayınla yine sizlerin karşısındayız. Bu akşam oldukça gündemdeki bir konuyu iki çok değerli konuğumla birlikte değerlendireceğiz. Bu akşam Er Meydanı'nda Lefkoşa'yı masaya yatırıyoruz. Bildiğiniz gibi Lefkoşa'da çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Belediyemiz çalışamaz durumda şu anda. Şehrimizin yolları, sokakları oldukça kötü durumda. Bu akşam bütün bunları ve çözüm önerilerini Lefkoşa Kaymakamımız Sayın Kemal Denizdan'a ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğulları ile birlikte konuşacağız. Sayın Kaymakamım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet. Her zaman olduğu gibi sevgili izleyiciler, sizlerin de katkılarını 41-43 numaralı SMS'den ve Er Meydanı'nın Facebook ve Twitter hesaplarından bekliyoruz. Konuklarımıza sormak istediğiniz sorular olursa, konuyla ilgili yapmak istediğiniz yorumlar olursa buradan ve 41-43 numaralı SMS'den bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamazdan önce bir iki küçük notum var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi biliyorsunuz dün 29 Ekim'di, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Onu buradan kutluyoruz ve büyük önder, dünya lideri Atatürk'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı ve kendisini hasretle andığımızı, sesimizin ulaştığı yerlere kadar duyurmak istiyoruz. Bir diğeri oldukça üzücü bir konu. Genç TV ailesinin Londra temsilcisi Sayın Alp Ermiyan'ın eşi maalesef vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet. Başta sevgili Alp olmak üzere yaslı ailesine de başsağlığı diliyoruz. Maalesef bu tür şeyler hayatta var. Allah geride kalanlara sabır versin diyoruz. Bir son duyurumuz daha var. Özellikle sosyal medyada oldukça gündemde yer tutmuştu bu. Zihinsel engelli Enver Paşaoğlu'nun İstanbul'da kayboluşu ile ilgili. Ama Enver Paşaoğlu bulundu. Sağlığı saati yerinde. Eğer bulunmasında da kimlerin emeği varsa onlara da buradan teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi gönderiyoruz. Evet, şimdi dilerseniz Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, Lefkoşa'da yaşananlarla ilgili başlayalım. Öncelikle şuradan başlayalım. Bugün Lefkoşa neden bu durumdadır? Evet, benden mi başlıyorsunuz? Buyurun. Şimdi tabii Lefkoşa'nın bu durumda olması üzücü. Ve her programa çıktığımda da ben Lefkoşa halkından da kendi adıma, kaymakamlığım adına da özür dilemek bir borç. Tabii ki Lefkoşa Türk Belediyesi son dönemlerde ciddi yatırımlar yaptı. Ciddi yatırımlar yapıldı. Dünyadaki ekonomik sıkıntılar tüm ülkelerde etkili olduğu gibi bizde de etkili oldu. Bu hızlı yapılaşma, altyapı yapılaşmasında, tesis yapılaşmasında bir kısım yanlış adımlar da atıldı mı? Atıldı işte, fazla personel yapısı ve buna benzeri bir takım konulardan dolayı ve dünyadaki ekonomik krizden dolayı da Lefkoşa Türk Belediyesi'nin gelirlerinde de bir düşüş yaşanmıştır. Ve ekonomik kriz Lefkoşa'yı, belediyesini kıskaca almıştır. Bundan dolayı çalışanların belli dönemlerde maaşlarını, işte Haziran ayında maaşlarını alamamaları, uzun bir grev döneminin yaşanması, bu grev döneminde arzulanmayacak seviyedeki tartışmalar, daha sonra kanun gücünde kararnameyle bizim oraya gitmemiz, bizim oradan mahkeme kararından ayrılmamız ve tekrar bir sulh olduğu noktasına gelmesi, yine maaşların ödenememesi Lefkoşa Türk Belediyesi'ni bir çıkmaza, bir takım kararların alınmasına getirildi. Tabii en önemli nedenlerden biri dünyadaki ekonomik krizin ülkemizde de kendini hissettirmesi, çok kısa sürede belediyenin ciddi yatırımlar yapması, gelir gider tablolarının ekonomik kriz de göz önünde bulundurularak sağlıklı ortaya konulmaması veya karar alınamaması Lefkoşa Belediyesi bir çıkmaza getirdi. Ve bu çıkmazın sonucunda da Lefkoşa halkı hak etmediği bir yaşam
ortamı içerisinde bulundu. Bu tabii üzücü. Peki. Sayın Başkan katılıyor musunuz Sayın Kaymakam'a? Kısmen. Ben de bazı konular eklemek isterim. Şimdi 2006 yılında seçimi kazandığımda ilk seçimi belediyeyi devralırken iki şeye dikkat etmiştim. Halkım bunu iyi dinlesin. Birincisi kaç personel çalıştığını ve kaç para borcumuz olduğunu. Ve bir haftanın çalışmasının ardından Maliye Teftiş Kurulu'na bizim o dönemin müdürü olan Ali Önöz tarafından rapor düzenlendi ve bu rapor gelip teftiş heyeti tarafından incelenerek belediyeye bize o dönemde yaklaşık 22 milyon bir borç bırakılmıştı. Artı 3 milyonluk da fatura, piyasa borcu 25 milyon. Daha sonradan çıkan faturalar vardı, 27'yi buldu ama resmi kayıtlarda 25 milyona yakın bir borç vardı biz devralırken. Bu da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye başkanından bize kalan mirastı. Ve 504 da çalışan vardı. Botrolara göre 504 kişi çalışan vardı. Tabii biz borçla başladık olaya. Biz demedik bu borç şeydir. Başkasındır, bizim değildir. Bir de yatırım baktık ama bir yatırımlara baktığımızda hiçbir yatırım yapılmadı. Bir borç var orada ama yatırım yok karşılığında. Biz borcu ödemek için ve yatırım yapmak için halka söz verdiklerimiz yola çıktık. Yolumuza devam ederken tabii 20 milyon 25 milyona karşılık 6-7 milyon bir alacak gösterildi bize. O alacağın bir 5 milyonunu tahsil ettik. Yani 20 milyon bir borçla yola çıktık. Tabii o dönemde faizler çok yüksekti biliyorsunuz. Evet. Faizler katlanarak borçlanma büyüdü. Teki biz başlayalım belediyeyi yoluna koyalım. Bu borçlanmalardan dolayı gelen külfet belediyenin belini bir noktada kırmıştı. Daha sonra biz iyi çalışmalar sonucu belediyenin gelirlerini, bütçesini her yıl için artırdık. Artıra 16 milyon olan bütçeyi 100 milyonlara çıkardık. Borcu. Ve borcu da bu yapılandırmanın içinde ödemeye başladık. Taksit. Biz bu işlemlere başlayalım. Borç 40 milyonu bulmuştu. Ama bunu kimse söyleyen yoktur. Yani çıkıp televizyonlara... Borcun 27 milyondan 40 milyona çıkmasında sizin bir payınız yok, faizlerin var diyorsunuz siz. Faizlerin payı var. Bunlar hep kayıtlardadır. Peki. Ama bunları çıkıp söyleyen televizyonlarda yok. Herkes muhalefet yapmayı biliyor. İşte ben sizi çıkardım diyorum, söyleyin başkan. O dönemin sendikası... Neredeyse onlar da çıksın konuşsunlar. Şimdiki sendikanın bu borçlardan bilgisi yok. Ama iyiydi öldür doğruyu söylemek lazım. Ha, biz dedik bu borçların üstesinden geleceğiz. Bütçeyi artırarak, belediyenin yapısını büyülterek bir başlangıç yaptık. Ama biz halka söz verdik, iş yapmaya geldik. Oturup da borç ödemeye gelmedik. Ha, bu yapılandırmayı yaparken, bütçeyi artarken... Bir baktık ki gelirlerimizde bir yükselme oldu. Ve borcumuzu da ödemeye başladık taksit. Bu yükselmenin neticesinde biz de istihdam yaptık. Evet, Sayın Kaymakamımız. Siyasilerimiz getirdi, biz de aldık. Önce her şeyi anlatacağım, halk bilsin. Her partiden daha. Hiç kimse elinin arkasına saklanmasın. Tabii o dönemin yapısına göre o gelirler de iyiydi. Yok demediniz. Başlangıçta iyi gidiyorduk. Ama 2007'de tökezlemeye başladık. Bir yıl sonra. İhtiyaç sandığının 2007'nin sonunda ihtiyaç sandığı ödememeye başladık. Dedik daha sonra öderek dedik. Devlete olan borçtur bu dedik. Yatırımlar devam etti. 2008'in sonuna doğru Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti reform yapacağız. Nedir reform? Bütün köyler belediyelere bağlanacak. Dedik ya bunun için kaynak lazım. Araç gereç lazım. Personel lazım. Siz bana Hamit Köyü bağlayıyorsunuz, Aspalat'a bağlayıyorsunuz. Bu yerlerde hiçbir şey yapılmadı yıllardır. Ne su borusu değişmiş, ne kanalizasyonu yapılmış, ne kaldırımı var, ne asfaltı var, ne yolu var, ne sokağı var, ne parkı var, ne işin alanı var. Bunlar para ister. Vereceğiz, daha sonra yapacağız.
Biz başladık bunları yapmaya. Bize ilgili köyler de bağlandı. Bir kuruş da katkı payı almadık. Peki Sayın Başkan, Sayın Kaymakamımızın az önce sorduğumda Lefkoşa neden bu duruma geldi diye yapmış olduğu değerlendirme içerisinde personel alımının da bunun bir parçası olduğunu söyledi. Onunla ilgili değerlendirmelerinizi alalım. Örneğin az önce siyasilerimizin size personel alımı için bazı telkinlerde bulunduğunu söylediniz. Tabii. Ama 2007-2008'den sonra bunun artık zor olduğunu, ekonomik tablonun pek iyi olmadığını söylediniz. Peki devam ettiniz mi alıma? Şimdi 2007'de biz düşme olmaya başlayınca dedi ki artacak bu. Tabii o dönemlerde bütçemiz daha yüzleri bulmamıştı. Bütçemiz 2009'larda, 2010'larda yukarılara çıkmaya başladı. Bu yapılandırma sürecinde belediyeye 5 daldan oluşuyordu. 3-4 daldan biliyorsunuz 3 evden yönetilirdi belediye. Bir su bölümü vardı, bir kanalizasyon bölümü vardı, bir de belediye binası vardı. Biz bunu dedi ki 20 tane bölüme çevireceğiz belediyenin. Hem bu bölüm 20 bölüm olurken bu meyanda tabii yasalar yapıldı. Yasalar yaptık. Personel yasası yaptık. Haklar kazandırdık. Memurlar yaptık. Memur yaparken hatalar yaptık. Fazla memur yaptık. Yani bu reform yapılırken hatalar da yapıldı içinde. Biz her şeyi bilen insan değiliz. Kabul ediyorsunuz bunu. Onu tabii ki. Personelle ilgili olan kısımda kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Yani bu personel yapılandırması bu işi bu noktalara getirdi. Herkes sıyrılır. Bize 20 milyon borçla temiz bırakılmıştır belediye. Alacağı düştükten sonra 20 milyon borçla. Bunun faizleriyle 40 milyon. Peki. Biz şu anki pozisyonuna bir belediyenin baktığımızda 42 milyon borcu var belediyenin. Sosyal sigorta ihtiyaç sanında 30 milyon, 72 milyon bir borcu vardır. Şimdi, hepsini toparlasak 80 milyon olur. Şimdi özellikle bu belediyenin mali tablosuyla ilgili çok çelişkili rakamlar var. Onlara girmeden diğer değerlendirmelerle devam edelim. Sayın Kaymakamım, bugün İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı ki bu toplantıyı size de soracağım başkan. Bugünkü bu toplantının amacı neydi? Bu toplantıdan ne sonuç çıktı? Çünkü şimdi, benim gördüğüm dostlar alışverişte görsün şeklinde bir toplantıydı bu. Şimdi, ama siz katıldınız ona. Buyurun başkan. Şimdi toplantıya bana göre erken gidiyoruz. Önce süreci bir değerlendirsek, halkımız olayları tamamıyla şey yapsa. Söylemek istediğiniz varsa buyurun. Ben istediğim, söylemek istediğim şunlar var. Buyurun. Şimdi bu yapılandırma biz başlayınca bize bütün belediyelerde, yani yalnız Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bu sorun yoktur. Bütün belediyelerde bu sorunlar vardır. Şimdi bazı belediyeler şanslıdır, işte havalandan para alır. O biri limandan alır. O biri limandan alır. Yani herkesin bir ek geliri vardır. Ama Lefkoşa Belediyesi, ben belediye başkanı olduğumda bana teklif edildi. Ne? Ercan Havalanı'nı bana bağlasınlar diye. Ben hayır dedim. Başka bir yere alan bölgenin varsın o bölge alsın. Ama Lefkoşa gibi başkentin bir belediyesine bir katkı yapılması lazımdı. Eğer başkentse ve altyapılar henüz tamamlanmamış. Bir Rum tarafına baktığınızda 20 sene önce tamamlanmış altyapısı olan ve bizim Küçük Kaymalı bölgesinde ne kanalizasyon, ne su buraları, ne asfaltları yapılmış. 63'ten kalma asfaltlar. Şimdi onları da size soracağım başkan. Çünkü herkesin söylediği, şu, daha doğrusu sizin söylediğiniz şey şu. Ben parayı yerin altına gömdüm. İşte kanalizasyonlara, boruların değişilmesine falan. Yapılması şart. Yapılması şart ama görüyoruz ortalıkta bir selde hemen ortalığı seller götürüyor yağmurda. Sellerin olayına girmedik. O kanalizasyon. Hayır yani değil. Eğer altyapıyı sağlam yapmışsanız, parayı oraya harcamışsanız. Septik kuyularını hallettik. Septik içme su borularını, asbestos su boruları hallettik. İçme su borularını. Evet. Yağmur suyu hatlarının bir büyük bölümünü yaptık, diğer bölümünü tamamlamak üzere. Hamit Kavşağı'ndaki bölümü yaptık. Devamlı su basardı oraları. Ha, sanayi bölgesindeki olay sanayi bölgesinin yapısından dolayıdır. Ve sanayi bölgesi bize bağlanmadı bile daha hala. Daha önce de bunu söylemiştim. Yani bizim sorunumuz değil. Peki. Ha, sanayi bölgesinden taşan sular gelir Taşkınköy'e basardı. Fazla su dağdan da geldiği için Taşkınköy'deki evleri su basardı.
Peki daha sonra size döneceğim Sayın Başkan. Kaymakamımızla devam edelim. Bu iç işlerindeki toplantıyı değerlendirmek istiyorum ben. Çünkü birazdan tabii hükümeti de konuşacağız. Hükümetin bakanlarını da konuşacağız. Bu işe dahil oldular mı, faydaları mı oldu, zararları mı oldu diye. Ancak bu iç işlerindeki toplantı önemliydi. Siz katıldınız, Sayın Başkan katılmadı toplantıya. Bunu daha sonra değerlendireceğiz. Bugünkü toplantının amacı neydi, sonucu ne oldu? Şimdi tabii... Lefkoşa'nın durumu ortada. Çöp yığınlarından geçilmiyor. Belediye çalışanları grev yasağı konmasına rağmen iş başı yapmadılar. Kendilerine göre haklı bir gerekçeleri var. Ancak Lefkoşa yaşanılmaz bir noktaya geldi. Gerçekten öyle. Doğru. Yani biz geçen hafta Perşembe gününden itibaren İlaçlama, çöp toplama çalışmalarımız devam ediyor ama tatilin de uzun olması bu çalışmalarımızda bize çok zorluk çıkarttı. Çünkü evde kalan insanlar kök temizliği yapmaya çalıştı, sokağa attı. Tüm uyarılarımıza rağmen bir kısım noktada çöpler düzenli, kurban bayramı geldi, kurbanlar kesildi. Normalden fazla çöp çıktı. Yani günde 500 ton çöp topladık biz Lefkoşa'da. Ve artık Lefkoşa'da, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bir takım şeylerin artık masaya yatırılmasının kaçınılmaz olduğu ve çok da zamanımızın olmadığı çok açık görülmüştü. Sayın Bakanımız sorumluluk üstlenerek bu taşın altına elini koymuştur. Ve dün vermiş olduğu karardan sonra bugün saat 11'de belediye meclis üyelerinden öncelikle çünkü belediyedeki bu sorunlardan dolayı birçok taraf vardı. İşte çalışanlar bir taraftır, sendika bir taraftır, başkan bir taraftır, belediye meclis üyeleri bir taraftır, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımları yönünden ilgili bakanlık bir taraftır, belediyeler birliği bir taraftır, yerel yönetimler müdürlüğümüz bir taraftır. Şu anda grev ve çalışan olmadığı için Lefkoşa'da bu hizmetleri vermeye çalışan Lefkoşa Kaymakamlığı bir taraftır. Tüm bu paydaşlarla görüşülüp artık kalıcı bir kararın ne olursa olsun, sonuçtaki karar ne olursa olsun verilmesi gerektiğine kanaat getirdi Sayın Bakanımız. Ve ne çıktı oradan? Bu konuda ben de çok arzulu oldum böyle bir toplantıların yapılmasına. Çünkü sonuçta Lefkoşa'yla son 6 gün var, birebir yaşıyorum ben. Hı hı. Halkın ciddi sıkıntıları var. Ciddi sağlık tehlikeleri var. Hiç kimse zannetmesin ki sendika çok doğaldır. Sendika hak arayışındadır. İşte sosyal sigortası ihtiyaç sandığında çalışılıyorlar ama sonuçta halk da sağlığına bakıyor. Okullar bugün açıldı. Dün bütün günümüzü biz okulları temizlemeye ayırdık. Düşünün ki bu çalışmayı yapmamış olsaydık bugün okullardaki çocuklar çöp yığınları içerisinde teneffüslerini yapacaklardı. Peki Sayın Kaymakamım tekrar sorayım size. Bugünkü toplantıdan ne çıktı? Geliyorum ona. Buyurun. Geliyorum. Ve bu toplantıların tüm paydaşlarla bu toplantıların ayrı ayrı yapılıp en sonunda gerekirse hepsinin katılımıyla bir plan hazırlanması, bir çizgi yakalanması gerekirdi. Bugün çok yani toplantıdan sonra ben de dinledim televizyon programlarında bir takım belediye meclis üyelerimiz yani çok olumlu geçmediği hususunda görüş bildirdiler ama ben sorunlarına birebir yaşayan bir kişi olarak ve çözüm noktasını da şu anda en çok düşünen kişi olarak neden en çok düşünen 10 gün var evime gitmiyorum. Lefkoşalı'yla birebir ilişkideyim. Ciddi sıkıntıların olduğunu işte logarlar taşıyor, su patlağı var, çöpler toplanıyor ancak yeterli değil. İlaçlamanın yapılması gerekir, dezenfekte. En çok ihtiyacı olan saymakla bitmez. Bu konuda Sayın Bakanımız tüm belediye, tüm partilerin katıldığı yani partilere anlıyorum, ait anlıyorum. Tüm belediye meclis üyelerimiz katıldı. Bir tek Mazaretli belediye meclis üyemiz vardı. Bunların Lefkoşa ile ilgili düşüncelerini almak istediği. Ne düşünüyorlar Lefkoşa ile ilgili? Toplantıya katılacaklar mı, katılmayacaklar mı? Kararları nedir? Lefkoşa ile ilgili ne düşünüyorlar? Nedir düşünceleri? Çünkü herkes bir şeyler söylüyor ve
Sayın Bakanımız tüm belediye meclis üyeleriyle birebir kendi kişisel görüşlerini, ait oldukları partilere bağlı olarak ortaya koydukları görüşleri almıştır. Bu konuda gerekli toplantıya katılan arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutmuştur. Öyle tahmin ediyorum ki Sayın Başkan'la da bir görüşmesi oldu Sayın Bakanımızın. Soracağız şimdi. Yarın da saat 10'da sendikayla bir toplantısı olacak ve bu üç tarafın önerileri, görüşleri, düşünceleri masaya yatırılacak ve bir plan çıkarılmaya çalışılacak. Şimdi bu toplantı çok demokratik ve çok da faydalı geçmiştir. O çerçeveden bak. Yani ben şimdi bir çerçeveden ben de bakacağım bu toplantılara. Ama bu konuyla ilgili, ben anladım buradan ne çıktığını. Eminim halkımız da anlamıştır. Bir şey daha söylemek ister misiniz? Konuyla ilgili bu kadar. Peki Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamımız tüm paydaşları dedi. Bu toplantıya katılmaları için davet edildi dedi. Öncelikle size şunu soralım. Siz davet edildiniz mi? Evet. Davet edildiniz. Peki bugünkü toplantıda siz neden yoktunuz? Şimdi beni ayrı görüşmek istedi Sayın Bakan. Neden? Meclis üyelerle ayrı görüşmek istedi. Bilemiyorum artık onun tasarrufunda olan bir şey o. Herkesi konuşturmak istedi. Olayı ortaya çıkarmak istedi. Ama bugün yapılan toplantı bana göre çok faydalı oldu. Neden? Sayın Bakan yapılan toplantıda bugün açıkça belli oldu. Bak şunu söyleyeyim. Muhalefet partilerinin meclis üyeleri açıkça geldi oraya. Dediler ki belediye başkanı istifa etsin. Ha biz de istifa edelim. Yani açıkça siyaset yapıyorlar. Yani halkın sağlığını düşünen yok. Yani bu noktaya bu olayları getiren toplantılara katılmayan belediye meclis üyeleridir. Sendikanın da kabahati yoktu. Peki orada size şunu sorayım Sayın Başkan. Bu çok önemli. Siz sayısını da vermiştiniz. Zannedersem 70 bin 80 kere mi ne belediye meclisini toplantıya çağırdınız. Gelmiyorlar. Evet. Katılmıyorlar. Karar alamıyorsunuz. Ama bugün Sayın Bakanımız çağırdı gittiler. Evet, bugünkü toplantıya geldiler. Hemen nezaketen geldiklerini söylediler orada. İşte gelip orada yine basına çıktılar. Ve şunu dediler ki işte belediye meclis üyeleri da kendileri de ben de istifa etmemi söylediler. Yani açıkça politika yapıyorlar. Şimdi politika yapma zamanı değildir. Şu anda temizlenmesi gereken bir Lefkoşa vardır. Bu Lefkoşa'nın da temizlenmesi için bazı kararlar alınması lazımdır. Belediye meclisiyle toplanmadığı takdirde bugün bir vida bile satamazsınız. Yani ben belediye başkanı olarak bir vida satmaya kalkayım veya bir vida almaya kalkayım, belediye meclis kararı isterler. O konuda da size eleştiriler var. Yalnız bununla ilgili ben şunu söylemek isterim. Belki siz söyleyemiyorsunuz burada bunu, bilemiyorum ama ben bunu buradan kendi düşüncem olarak söylemek istiyorum. Bu toplantıların hiçbir işe yaradığı yoktur. Bu toplantılar, bu bakanların sizi, kaymakamımızı, sendika üyelerini çağırdığı, ettiği, görüştüğü toplantılar hiçbir işe yaramaz. Bunlar bizim halkın gözünü boyamaya yarar sadece. Kaçıncı defadır, siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi Çalışma Bakanımız sizinle toplantı yaptı yatırımlar için. Kaçıncı kez İçişleri Bakanımız sizinle toplantılar yaptı sorunların çözülmesi için? Ne oldu? Yani bunları neden dile getirmiyoruz? Şimdi her şey en kötü noktaya çıktığında ne yapalım? Toplanalım. Toplandık. Açıklama çıktı. İnşallah Lefkoşa'da çöpler değil, çiçekler olur. Güzel, biz de bunu istiyoruz. Ama bunu yapacak olan kimdir? Yani bu toplantıları göz boyamak için yapmasak da hizmet için yapsak. Ben buyurun. Bir ek yapayım buna. Buyurun. Bugünkü toplantı ilk kez yapılıyor. Tüm tarafların çağrıldığı. Evet. Daha önce tüm belediye meclis üyelerinden Sayın Bakanımızın hiçbir toplantı sormamıştır. Sayın Cemal Bulutoğlu'ları çok daha iyi bilecek. Daha önceki yapılan sıkıntılarda, grevin yaşandığı olaylarda Sayın Nazım Çavuşoğlu'yla Sayın Şerife Ünverdi'nin imzalı olduğu anlaşmalar çıkmadı mı oraya? Bir protokol yapıldı ama bu yöntemle tüm belediye meclis üyelerinin katılımıyla ilk kez bir toplantı yapılıyor. Ve olaya şu yönden bakmak gerekir. Lefkoşa artık söz bitti Lefkoşa'da. Yani yarın veya öbür günden sonra söylenecek söz yoktur. Yani hiç kimse çıkıp da biz işte protokol yapıyoruz,
Bunu yapıyoruz. Sendika ben evleme gireceğim. Bunu isterim, bu hakkımı isterim. Bitti. Lefkoşa çöp yığını içerisindedir. Lefkoşa'nın hiçbir parkı kullanılacak durumda değil. Hiçbir yolu kullanılacak durumda değil. Ve çok doğru bir karardı bu toplantı ve paydaşlarla bu toplantıyı ayrı ayrı yapmak. Çünkü her kurum, her bölüm, her paydaş kendi işte başkanın olduğu bir toplantıda belki de belediye meclis üyelerimiz çok daha rahat konuşamayacaktı. Belediye meclisinin olduğu bir toplantıda sendika farklı bir noktada tavır alacaktı. Şimdi belediye meclis üyeleri çok net konu görüşlerini ve çok olumsuz bir de şey çıkmadı. Yani herkesin, yani ben Lefkoşa kaymakam olarak en azından toplanmaktan yani, memnun oldunuz. Siz memnun oldum ve şunu da gördüm. Yani çıkabilir bir grup, bir partinin belediye meclis üyeleri ve diyebilirler ki biz yok be kardeşim artık. Biz toplantıya katılmıyoruz. Bu bir karardır. Ve saygı duyulur buna. Ama bunu, bu kararı bir şey çıkmadı bu kararı halkın bilmesi gerekir. Bir grup çıkabilir ve diyebilir ki şu cümleyi ben bugünlerde çok kullanıyorum. Artık Lefkoşa'nın geçmişini satın almasıyla ilgili bir argümanı olamaz. Geçmişi bitti. Geçmişte yapılanlar, işte Sayıştay raporları var, o var, çok işçi alındı. Olan ya, oldu diyorsunuz. Olan oldu. Bunlar bir şekilde yargıda, muhasebede, halkın değerlendirmesinde, toplumun vicdanında bir sonuca varacaktır. Peki. Ancak yarınlarımızı satın almak zorundayız. Nasıl alınır yarınlarımız satın alınarak? Bu toplantıda başlangıcı oldu. Yarın Belediye Emekçileri Sendikası'na saat 10'da bir toplantı yapılıyor. Belediye emekçileri de kendi bakış açılarından bütün öngörülerini masaya koyacaklardır. Başkan koymuştur, belediye meclis üyeleri koymuştur. Halkın yani, halkın argümanı, halkın görüşleri de bizdedir. Biz de koyacağız ve sonuçta bir plan çıkacak. Bu planın bir çalışma planı olacak. Mali yapılanması, personel yapılandırılması, hizmet yapılandırılması, çalışma yaşamı, Lefkoşa'nın hizmet alma şartları bir bütündür. Bu plan bütün bunların hepsi bir bütündür diyorsunuz. Bu paydaşların evet, bir araya gelmesi. Ama yarın Belediye Emekçileri Sendikası sizi yine istifaya çağıracak. Sayın Başkan ne diyeceksiniz? Şimdi Belediye Emekçileri Sendikası'ndan da şunu söyleyeyim. Şimdi onların istifası inandı. Benim istifam gündemde değildir. Belediye Emekçileri Sendikası bugün temsil ettikleri kişi sayısı gün geçtik sonra azalıyor. Yani bu grevlerin gün geçtik sonra kimseye yarar getirmediğini kendilerine de söyledim ben. Kendileriyle birlikte bir çalışma başlattık ve o çalışmalarda kendileri benim yanımda oldular ve bazı konularda bunların yapılmasını istediler. Şimdi bunların yapılabilmesi için meclis üyelerinin gelmesi şart. Meclis üyeleri kim ki boykot edecek? Suçtur. Yasal suçtur bu. Boykot etme hakları yoktur. Kesinlikle boykot yapamazlar. Yasada açık ve net yapmaktadır. Kaç kere yaptılar? 82'de değildiniz. Yok, 82'de değildik ya. Kaç kere çağırdınız? 25-26 kez toplantı yaptık. Gelmediler. Gelmediler. Yılbaşından buraya. Yalnız bakın, atmak da bir çaredir. Yasamızda yeri vardır. Ama biz demokratik davranalım dedik ama artık bu saatten sonra demokratiklik sökmüyor. Size de pek demokratik davranmadılardı ama. Ben yazın içinde öyle hatırlarım. Nasıl karşılamıştınız Sayın Başkanım onu üçlü kararname ile mecburi izne gönderilmeyi? Demokratikleşmeden bahsederken onu da bir değerlendirelim. Şimdi onlara ben girmek istemiyorum ama bu konumuz şu. Şu anda meclis üyelerinin. Bakın ben istesem düğmeye basarım. Girne'deki belediye meclis üyeleri, UBP'liler girmez. Bir düğmeye de basarım makasodakiler girmez. Bir o bir düğmeye basarım değirmendekiler girmez. Bir düğmeye basın sizinkiler girsin önce. Tamam işte bizimkiler girmeye hazır. Ama muhalefet girmeye hazır değil. Sizden de girmeyenler var. Nisabı bize sağlamamak için. Elbette olacak. Muhalefet olacak olan insanlar da olacak. Bu da demokrasinin güzelliğidir. Kendi partinizin için. Var öyle insanlar da. Körü körüne gelip illa da yani burada belediye meclis üyesi olmak, körü körüne gidip işte Cemal'ın arkasında Cemal ne derse onu yapacağız diye bir şey yoktu. Gelsinler toplantılara. Eğer ben başkan halk tarafından seçilmişsem ve bu kalemi bu şekilde yazacaksam
Oymayanlar hayır cevabı verecek, red cevabı verecek. Yıllarca bu belediye meclisleri böyle toplandı. Ama bu yıl Cumhuriyetçi Türk Partisi yeni bir adet getirdi. Boykot. Öyle bir şey olamaz. Burada biraz önce bir mesaj gözüme çarptı. Döneceğiz sevgili izleyiciler SMS'lerinize. Nerede o kükreyen Cemal Bulutoğulları şimdi boynu bükük oturur diyor. Aynen. Bunları da birazdan size soracağım. Yalnız SMS'lere geçmezden önce bugün yapmış olduğunuz bir çağrı vardı Sayın Kaymakamım. Sizin erken seçim çağrısı yaptınız. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için erken seçim çağrısında bulundunuz. Yani bu herhalde tek maddi, tek yönüyle algılandı. Ben şu görüşteyim. Doğru yönteminde bu olacağını. İşte bu görüşmeler, Sayın Bakanımızın bu girişimleri bir yoldur. Lefkoşalı'nın hizmet alabilmesi beni yakından ilgilendiriyor Lefkoşa Kaymakamı. Bunun iki yolu vardır. Bir, tüm sıkıntıların mali yapılandırma, hizmet yapılandırılması, personel yapılandırılması, hizmet yapılandırılması, belediye meclis üyelerinin sağlıklı çalışma yapması, oturup ki şu anda o sağlanmaya çalışılıyor. Onun için ayrı ayrı bu toplantılar olmuştur. Yani neden belediye meclis üyeleri toplantıya katılmaz? Neden sıkıntıları var? Ciddi argümanlar kondu ortaya. Bunları değerlendireceğiz. Eğer bu başarılırsa, ki ben inanıyorum başarılabileceğine, Lefkoşa Türk Belediyesi, şunun altını çizmekte fayda var. Lefkoşa Türk Belediyesi borçlarını en düzenli öden belediyedir. Öyle mi başkan? Başkan en düzenli, bizim kadar borcunu öden belediyedir. 25 milyon yılda borcumuzu öder. İlk defa duyarım bunu. Evet, eğer öyleyse tebrik ederim başkan. Evet, Lefkoşa Türk Belediyesi borçlarını en düzenli ödeyen belediyedir. Düzenli ödediği için zaten gelirlerinin düşmesi, tahsilatın düşmesi. Çünkü tüm bunlar yerine getirilirse bu bölümde, yani belediye meclis üyeleri toplantıya katıldı, borç yapılandırılması yapıldı, personel azaltıldı, araçlar satıldı, tasarruf tedbirleri birebir uygulandı, harcamalar kısıldı. Ama Lefkoşa Türk Belediyesi'nin %20'lerde olan tahsilatı yukarılara çekilmezse, ihtiyaç sandığı sosyal sigorta ödendi, bir şekilde bunlar da halledildi. Tahsilatı yukarılara çekilmezse bir sonraki ay sonu yine maaşlar ödenemeyecek. Mesela biz sorduğum soruya cevap verecek veriyorum, olursanız ona eğer erken bunlar seçim tarihi başarılmazsa yaptınız. Eğer yani belediye meclis üyeleri toplanmazsa, karar alınmazsa, belediye çalışanları binaya girip çalışmazsa, Lefkoşalı'nın ve Lefkoşa'nın bu pislik yumağı içerisinde ne kadarlık daha zamanın kaldığı sizce? Bence 5-10 gün. Eğer bu sağlanamayacaksa ikinci doğru adım halkın verdiği yetkinin halka iadesi ve Lefkoşa'da yeni bir seçimin yapılmasıdır. Ne diyorsunuz Sayın Başkan erken seçim çağrısına? Ben kesinlikle öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Bu halk beni seçmiştir ve buralara getirmiştir. Elbette benim de bir planım vardır. Belediye meclis üyelerini atabilirim. Yerlerine seçilmişler gelebilir. Seçilmiş, ondan sonra gelen insanlar vardır. Elbette onlar da gelip aynı şeyi yapacak halleri yoktur. Yani bugün bunun elbette bir planı vardır. Bugüne kadar yerine getirmedik. Yok kurultay vardı, yok bilmem ne vardı diyerek kargaşa yaratmak istemedik. Ama çalışmayanlar da çalıştırmasını da biliriz. Yani bunu ben açık söylerim. Çalışanım da bilsin, sendika da bilsin. Yani biz bugüne kadar hiç sesimizi çıkarmadık, bekledik. Ama bu beklenti de bir noktaya kadardır. Zaten size en çok eleştiri de o konuyla ilgili. İşte konuşacağım, söyleyeceğim, planı, o bu ama... Demokratik çalışmak istedik. Seçilen insanlara saygısızlık göstermek istemedik. Sendikaya saygısızlık göstermek istemedik. Ama bir yere kadardır. Ama ne zaman, o bir yer ne zamandır? İşte onu anlamadım. Nokta, ben yani sürekli olarak şimdi, belediyede bakın, sorun oluyor. Siz şimdi, çıkıyorsunuz bir yere kadar, bir yere kadar. Bir, bakın, sendikanın da elbette haklı olduğu noktalar var. Sosyal mutlaka, sigorta ihtiyacınız. Mutlaka, tabii. Önce siz onların istediklerini vereceksiniz. Ki onlar da bakar görürseniz işi bazı meclis üyelerinin yaptığı gibi politikaya çekerler. O vakit onlara da gerekeni yaparsınız ama
şu anda sendikanın istekleri var. Bu istekler daha bizim diyor sosyal ihtiyaç sandığımızı halledin, yapılandırmanızı yapın neyse. Bununla birlikte devlet katkısındaki artış olsun ki Sayın Bakan bugün ondan sözünü verdi. Hangi bakanımız? İçişleri Bakanımız. Devlet katkı payını %10'a çekiyor bu yıl için, 2013 için. Maliye Bakanımız ne dedi? Maliye Bakanı da kabul edecek. Ne için kabul etmesin? Bu bütün belediyelerin talebidir. Yalnız Efkoşa Belediyesi'nde sıkıntı yoktur ya. Sen tabii eğer bütün belediyelere, bütün köyleri bağlamışsan ve hiçbir yardımda bulunmadıysa bütün geçmişten gelen bu insanlar neyle yapacak bunu? Peki, şimdi hazır bu konulara girmişken bir de hükümetin bu konudaki faydasını ve etkisini veyahut da zararını ve etkisini konuşalım. Daha sonra bir kısa ara vereceğiz. Çok kısa bir değerlendirme alacak olursam ki tahmin ederim hükümetle ilgili pek bir şey söylemeyeceksiniz zaten. Söyleyin ben istersen önce. Ben Sayın Dana memurdur. Buyurun Sayın Başkan. Devlet memurudur. Ben söyleyeyim. Buyurun. Hükümet bana göre yapması gerekenleri yapıyor. Yapıyor ama... Yapması gerekenleri yapıyor hükümet. Yapıyor ama geç yapıyor. Geç yapılıyor. Bunu biraz daha sürelendirmemiz lazım. Ve süratle yapılması lazımdır. Mesela sizi üçlü kararname ile izne yolladılar. Hükümetin yaptığı doğru bir adım mıydı o? O günkü kaosu kaldırmak için yapılan bir olaydı bana göre. Bu olayın geri tepeceğini bilerek yaptılar. O günü geçirmek için. Ama şimdi artık evet, bana göre. Şimdi konuşacak. Bana olacak göre şimdi artık geçmişi boş verelim. Hükümetin almış olduğu iki tane karar var. Sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığının yapılandırılması konusunda yasal gücünde kararname yapılmıştır. Bunlar ihtiyaç sandığının 0 ile 15 yıl arasında yapılandırılması vardır içerisinde. Ve sosyal sigortalarında 84 aya eşit takside bölünüp 0 faizle ödenmesi. Bütün belediyeler bayram etti bu karara. Bu karar hemen yürürlüğe girmesi lazım, yapılması lazım. Bunun yanında belediyelerin hepsinin mali yapılandırmaya ihtiyacı vardır. Eylül Koca değildir yalnız. Çünkü tabii, yeniden yapılandırma. Çok büyük sıkıntılar yaşayan yeniden belediyeler yapılandırma var. Yapmazsanız bu belediyeler taksitlerini nasıl devletten, Maliye Bakanlığı'ndan temlik edecekler bu taksitler ödensin diye. Bu sosyal sigorta ihtiyaç sandığı borçlarına. Çünkü 18 belediyenin böyle durumdadır. Yani kısacası Sayın Başkan, siz şu anda hükümetin belediye verdiği belediyelere memnun musunuz? Ben memnunum. Biraz sürelenmesi lazım olayın ve bu işin bitmesi lazım. Peki. Artık zaman gelmiştir. Taraflar yalnız hükümet diyor ki, şimdi onu da söyleyeyim. Buyurun. Hükümet de diyor, tamam biz yapmaya hazırız. Belediye meclisi toplansın. Belediye meclisi toplanmıyor. Ama geçmiş yıllarda hiç böyle şey duydunuz mu siz? Basın gelmeye. Belediye meclisi toplanmasın. Ha, gereğini yapacağım. Bugün yetkiyi aldım. Gereğini yapacaksınız. Gereğini yapacağım. Peki. Çok kısa sizden de alalım. Çünkü reklama gitmemiz evet, gerekir. Hükümetimizle ilgili nasıl bir değerlendirmede şimdi bulunacaksınız? Tabii eğer hükümetimiz de paydaşlardan biri ise, ki mutlaka öyledir. Öyledir. Bence bu paydaşlar içerisinde en çok elini taşın altına koyan taraf hükümet olmuştu. Ne güzel. Evet. Çok güzel. Evet, en çok okuydu. Evet. En çok tartışılan kanun gücünde kararname Cemal Başkan'ın ve belediye meclis üyelerinin. En son vaktimiz kalırsa döneceğim evet, o noktaya da. İki görevden alınmasıyla ilgili ve benim oraya atanmam. Lütfen ben bir çağrı yapıyorum. Buyurun. Hukukçularımız, siyasi partilerimiz o dönemde Lefkoşa Türk Belediyesi'nde ve Lefkoşa'da yaşanan kaosun, hı hı, bina işgal altında, binanın damında lastik yakmalar, belediye çalışanları, kavgalar, o yani Lefkoşa Texas gibiydi. Lütfen çıksınlar ve desinler ki bizim planımız vardı, buyurdu ve hükümet yanlış yaptı. Hükümet anayasaya aykırıydı, değildi çok tartışılmadan elini taşın altına koydu. Bana da sordular bunu, neden kabul etti? Bir tarafta insani boyutu vardı, insan vardı, Lefkoşa vardı. Bir tarafta da yasa vardı. Ve ben insani boyutunu düşündüm ve doğru yaptığıma da inanırım. Şimdi de yaparım. İkincisi, belediyeler özerk olmasına rağmen bu son 4-5 ay içerisinde 6,5 milyon TL belediyeye hibe yapıldı, maaşlar ödensin diye. Üçüncüsü, en önemlisi, bizim asli görevimiz
Bu hizmetler değil. Lefkoşa'nın mutluluğu, temizliği, refahı bizi ilgilendirir ama koordinasyon noktasında. Bugün eğer Lefkoşa Kaymakamlığı hükümet adına başta kaymakam ve elemanlar olmak üzere çöp arabalarında geziyorsak hükümet elini değil bütün vücudunu taşın altına koymuştur Lefkoşa için. Çok gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, Sayın Kaymakamımız hükümetin belediyeye yaptığı katkılardan memnun. Sayın Başkanımız geç de olsa hükümetin yaptığı hamlelerin belediye için, belediyeler için faydalı olduğuna inanıyor. Şimdi çok sayıda da SMS'imiz var. Yalnız bir nokta daha var. Bakın. Buyurun. Çok kısa alalım. Şimdi, başkan reklama gitmemiz Kuzey gerek. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığımızı da insanlar fark edecek artık. Bu ülkede yasalar, yıllarca yapılmamış yasalar vardı. Belediye yasaları yoktu. Belediye yasaları 1995'te yapıldı ilk yasa ve personel yasası yoktu ortada. Bunlar hep yeni yeni yapılıyor ve bir sürece girdik. Bu süreç işte Avrupa Birliği normlarında içine katarak bu yasaların düzeltilmesi gerekiyordu. Zamanında yapıldı. Bakkal usulü yasalar yapıldı. Ama o yasalar çalışmıyor. Bakın bir seçimde bile, bir seçim şeyinde bile, tüzükte bile hatalar çıkıyor. Yani hep yapılanlar geçmişte bana göre hep hatalıydı belki. Belki o zaman için ihtiyaç yoktu bu yasalar ama şimdi ihtiyaç olduğunda günün koşullarına ayak uyduran yasalarımız yoktur. Hep bütün sıkıntılar buradandır. Peki. Bunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Üstüne üstlük. Bugün bu yapılacak olan son çalışmalarla bugün dünya ülkelerinde devlet katkısı %45'lere varan bir katkı veriliyor belediyelere. Biz daha 8,5'lardayız. Ona çıkarmak için kavga var. Evet. Yani ve artı siz bütün belediyelere, siz bana Lefkoşa'ya örneğin 20 bin nüfus yaşayan Hamilköy'le hasbolatı verdiniz. Ve hiç yıllarca içine taş değmemiş, asfaltı 1963'ten kalma asfaltları olan Hamilköy'de hala daha eski kerpiç evlerin yıkılmadığı noktalarda biz çalışmalar yapıyoruz. Peki. Çok acil reklama gitmemiz lazım. Sözünüz yarım kalmasın başkanım. Tamamlayın öyle gidelim. Şimdi ben bu akşam biraz kesiyorum bizi. Çünkü iki konuğumuz var. Çok ilgi var. Reklamlar var. Vardır. İdare etmek durumundayız. Lefkoşa'ya ilgi büyüktür. Bakın Lefkoşa insanımız haksız bir durum ortadadır. Ve şu anda biz de üzülüyoruz. Ben de bayramda Sayın Danlay'a elimden gelen yardımı yaptım. Çünkü biz belediye olarak dıştan araç belediyeleri çağırdık ama özel şirketlerden de Sayın Dan'a çağırdı. Para karşılığı İçişleri Bakanlığı bu parayı ödüyor. Onun için bizim söz hakkımız pek yok. Yalnız bu diğer şirketlerin size yaptığı katkılardan yani araç gereçlerini vermesinden onlara bir teşekkür. Mesela Yakın Doğu'ya çok önemli bir teşekkürde evet. Bulundu herkes. Bu diğer şirketlerimize de bir teşekkür, bir iyi niyet göstergesi yapıyor musunuz? Yalnız halkımızdan da benim bir şikayetim vardır. Bugün görüyorum biz binbir zorluklarla temizlik yapıyoruz. Ya insan çıkar kaldırımını da süpürür, evinin önünü. Ama küçük poşetlerde, beyaz beyaz naylonlarda hala daha çöp atıyorlar dışarıya. Bu da yanlıştır. Yani biraz çöp bidonu, siyah büyük çöp bidonu olması lazım. Başka ülkelerde küçük bidonda naylon da koyduğumuzda çöpçüler almaz. 100 sene orada bırakırlar. Ve hatta alır çöpçü evinin avlusuna atar çöpünü de. Yani sevgili halkımız. Bizde kültür eksikliği de vardır. Dikkat edelim. Yarın öbür gün çöpümüzü evin içine dağıtabilirler. Tedbirli olalım. Olabilir yani bütün bunlar. Dediğim gibi çok acil reklama gitmem gerekir. Çok sayıda SMS var. Bu arada çok kısa bir ara olacağını reji bana söyledi. Çok kısa bir ara. Birazdan birlikteyiz.
Evet, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Lefkoşa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Lefkoşa Kaymakamı Sayın Kemal Denizdana ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğlu'ları öncelikle bir itirafta bulunarak programa başlamak istiyorum. Çıkamam yani ben bu mesajların içinden. O yüzden kiminkini okuyamazsam şimdiden özür diliyorum. Mümkün değildir yani bütün bu soruları alayım, yorumları alayım Twitter'dan, Facebook'tan. Çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye. Daha önce bir duyuru yapmıştım size. Bir Kıbrıslı Türk arkadaşım da gelsin, bir el atsın bu işlere, yardım etsin o da bana. Kimseden ses çıkmadı. Yani yapacağı gelsin, öğrensin o da bu işi, bana birazcık destek olsun. Kimseden bir destek yok. Zor yani bunların içinden çıkabilmem. Ama deneyeceğim. Çok sayıda mesaj var. Çok 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 teşekkür ederim sizlere ve şimdiden de okuyamadıklarım için özür diliyorum. Şimdi dönmek durumundayız SMS'lere Sayın Başkan, Sayın Kaymakamım. Eğer cevap vermeniz gerekirse çok kısa alalım. Ne kadarına cevap verirsek o kadar iyi. Kaymakama teşekkürler. Elinden geleni yaptı. Allah razı olsun. Aday olsun. Desteğimiz onunla. Adaylığı mutlaka soracağım sonunda. Onu izleyicimiz bilsin. Cemal Başkan göreve geldiği zaman eğer ben bu işi başaramazsam gömleği çıkarır ve giderim demişti. Halen neyi bekliyor? Eğer bu halkı seviyorsa lütfen istifa etsin. Cemal Başkan'a söz vermeyeceğim şu anda, istifa konusunu mutlaka Cemal Başkan'a da soracağım. Yani Sayın Dana'ya adaylığı, Sayın Bulutoğlu'na istifayı soracağım. İzleyicimiz bizi izlemeye devam etsin. Biz Cemal Bulutoğlu'larını destekliyoruz. Yeter ki yatırımlar konusunu çözsün. Herhalde çalışanlarınızdır bunu söyleyen. Çalışanların canı çok yanıyor başkan bu yatırımlar konusunda. Ya işte tam bitiyor artık. Sonuna geldik. Yani acaba? Kavgasını verdik bunlar bu kadar zamandır. O kavganın sonuna geldiler. Ve bana göre bu işler bitecek. Yani ben de inanıyorum buna aslında. Yani belediye çalışanlarının bu yatırım ve haklarını, sosyal hak konularını çözerseniz. Bakın size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani bu ülkede bazı şeyleri bugüne kadar bakkal dükkanı olan bir belediyeyi belediye yapmaya çalıştık. Ve çağdaş belediyecilik anlayışını getirmeye çalıştık. Eğer bundan şikayetleri varsa tekrar geriye dönelim. Oturalım, bekleyelim. Yolları boyayalım, birazcık süsleyelim. Temiz tutalım, bu iş bitsin. Çok enteresan bir soru var burada. Ben de merak ediyorum bunu. Şu anda yetki kimdedir? Sayın Kaymakam'da mı, Sayın Başkan'da mı? Yetki bende ya, öyle bir şey. Başkan'da. Yetki bizde. Yani bu konuda zaten yasalarımız çok açıktır. Peki. Cemal Bulutoğlu'larının başına ne geldiyse iyi kalpliliğinden geldi. Herkese yardım etti. Ama dil yandıydı hatırlarsanız. 3-4 ay evvel artık o yufka öğretti Cemal yok dediydi. Yok ama sorunları çözmeden bu sorunlar, bakın ben sendikanın da tarafını tutarım bu konularda. Bu sorunları çözmemiz lazım. Bu sorunları istiyorlar, çözülsün. Ama onlar da biraz anlayış gösterecekler. Zaman ister bu işlerin yapılmasına. Hükümet de süratli yasaları değiştiriyor. İki yasa daha var değişmesi gereken. Ve yasalar, bunlar yasalar bir an önce yapılması lazım. Peki. Meclisten geçmesi lazım. Çöplerle ilgili sıkıntılar var ki siz biraz önce detaylı bir şekilde anlattınız onu. Bu arada işin sonuna gelecek olursak ne zaman temizlenecek Sayın Kaymakamım? Yani büyük yığınlarla ilgili çok ciddi sorunlarımız olmadı ama tabii temizledikçe devam ediyor bu. Biz de yarından itibaren bu yoğun çalışma temposundan sorun çözülene kadar daha rutin, daha kontrollü bir temizlik ve ilaçlama çalışmasını başlattık zaten bugünden. Yani bir sonuç alabileceğimize inanıyor musunuz? Alıyoruz. Alıyoruz. Evet. İnanıyoruz. Başka şansımız yok. Peki. Çok fazla özele girmeyelim sevgili izleyiciler. Hizmetlerle, yetkilerle, mevkilerle ilgili sorular soralım. Lütfen. Bu soru çok güzel. Bu soruyu yine çöplerle ilgili okumak istiyorum. Biraz uzun olduğu halde, çünkü benim de bu konuyla ilgili sıkıntılarım var. Çöpler şirolarla alınıyor. Şimdi ülkemizdekilerin çoğu belki şironun ne demek olduğunu bilmeyebilir. Şiro dediğimiz yani buldozer. Buldozerdir. Evet, kepçelerle. El kepçe yani şiro dedik. Biz ona anlamayan vatandaşlarımız varsa onları anlayanlar söylesin. Şiro. Dur onun adı. Çöpler şirolarla alınıyor.
geriden bıraktığı artıklar ve kirli suyu yüzünden kurtlar ve sinekler aklınızın alamayacağı kadar çoğaldı. Bu havada sivrisineklerle savaş yaparız. Soktukları yer bakla bakla şişer ve kaşınır. Hastalık kapıda. Ne tür bir çöp toplama metodudur bu acaba? Tabii şimdi normal koşullardaki bir çöp toplama yöntemi değil. Yani normal koşullar dediğiniz yani mesela işte, 80-90 sene önceki metottur bu. Hayır hayır. Şu anda Lefkoşa Türk Belediyesi normal çalışma sisteminde çöp arabaları var, çekirgeleri var ve bunları topluyor. Ancak Lefkoşa Türk Belediyesi'nin araçları çalışmıyor. Dayanabildiği noktaya kadar dayandık. Ancak son bu çöplerin toplatılması gerekiyordu. Bulabildiğimiz çöp arabasını, bulabildiğimiz çekirgeyi devreye koyduk. Ancak bu çekirge ve çöp arabalarından Lefkoşa 3-4 ayda temizlenebilirdi. O temizlenene kadar da 5 katı daha çöp olurdu ve bu kez dozer ve kamyonları da çalıştırmaya başladık. Şanssızlığımız yağmurlar da yağdı ve bütün çöpler ıslandı. Ve doğrudur, göze hoş görmeyen, sağlık yönünden de sıkıntı yaratabilir. Onu soracaktım. Yani ne isterse olsun hijyenik mi böyle çöp toplama? Çok hijyenik olduğunu söylemek mümkün değil ama bunun da başka şansımız. Allah'a emanet. Evet. Bu konuda işte biraz önce Sayın Musa Bey benim ortaya koyduğum yani Lefkoşa'nın dayanma gücü kalmadı. Ya bu iş olacak, taraflar bunu yapacak veya seçim. Yoktur başka şansımız. Ya bu işi yapacağız veya bu iş başka bir şekilde. Ben de size diyorum ki Sayın Kaymakamım, biz bu işi yapamayacağız. Cemal Başkan da diyor ki seçim de olmayacak. O yüzden şirolarından toplamaya devam. Maske dağıtmayı düşünüyor musunuz halka? Davrat diye gelmedi. Gelmedi Davrat diye. Çünkü ciddi şekilde... Gelebilirdik de yani. Şaka diye sorduydum bunu ama. Şu teknik bilgiyi de vermek zorundayım. Bugün sabah 10 gibi Temel Sağlık Hizmetleri ve Çevre Koruma Dairesi müdürleriyle bir toplantı yaptım. Bu yapılan ilaçlama geçen hafta yapılmıştı. 72 saatte tüm Lefkoşa ilaçlandı. Ve bana verilen teknik bilgide de bu ilaçlamanın 15 gün etkisini gösterdiğini. Evet. Ancak yağmurların yağmasını da göz önünde bulundurarak biz bugün tekrardan ilaçlama çalışmalarını başlattık. Buna ek olarak da çöp alınan yerlerde temizleme çalışmalarını başlattık. Kireçleme çalışmalarını başlattık. Tabii ki sıkıntı var. Çünkü inanılmaz derecededir çöpler. Maalesef öyledir. Maalesef öyledir. Mustafa Bey, Allah aşkına Cemal Bey'in yüzüne bakın ve ne kadar suçlu ve günahkar olduğunu görün. Orada zorla duruyor. Bakayım bir Cemal Başkan. Öyle bir şey yoktur. Ne suçlu olayım ben? Benim yani Cemal Başkan, hiç suçunuz yok mu yani sizin bu işte? Yani diyorsunuz ki ne suçlu olayım ben? Yani başında bulunduğumuz kurumda bu sıkıntılar yaşanıyor. Bir başkan olarak bir öz eleştiri yapmıyor musunuz? Şimdi başkan olsam ya yetkili başkan olsam elbette utanacağım, çekileceğim. Ama ben görevimi yapmak istiyorum ama meclis üyeleri gelmiyor. Bugün bana göre gelmeyen meclis üyeleri en büyük suçlulardır. Onların gündeme gelmesi çünkü lazım. Çünkü az önce söylediğim gibi. Doğu meclis üyeleri çıkıyor, beni istifaya davet ediyor. Suçlu siz, toplantılara gelseniz tedbirler alınacak, sendikanın istekleri ortaya konacak, yerine getirilecek ve bu grevler oluşmayacak. Ama sen toplantıya gelmiyorsun, bir de çıkıp istifaya davet ediyorsunuz. Kesinlikle tamamen politiktir yazan arkadaş. Benim bu işte hiçbir suçum yoktur. Ben bugüne kadar... Sizin bu işte hiçbir suçunuz yoktur. Ben inanmıyorum suçum olduğuna. Meclis toplanmış olsaydı zamanında, kararlar üretilmiş olsaydı. Ben kararları 8 aydır söylüyorum ben. Yeniden yapılandırma. Türkiye'den heyet geldi. İncelemeler yaptı. Bu yeniden yapılandırma gerekiyor. Bütün belediyelerde, ülkemizde bütün kurumlar, kuruluşlar, devlet kuruluşlarında, bugün devlet de yeniden yapılandırmaya ihtiyacı vardır. Onlarda da sıkıntılar vardır. Bizim bu yaşadıklarımızı, yapacaklarımızı inanın bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra devlet de aynı şekilde yapacaktır. Çünkü verim alamıyorlar. Peki. Ha. Devam edelim. Bunu daha önce sormuştuk.
Enteresan bir soru bu. Aslında bunu soralım. Sayın Dana'ya sorun bakalım. Cemal Başkan'ın söyledikleri doğru mu? Ne yönde suçlu olup olmaması... Mesela hiçbir suçum yoktur dedi. Doğru mu? Yani suç... Adi suç olarak algılamamak gerekir bir kere bunu ama... Evet. Belediyenin bu kaotik ortamında Cemal Başkan'ın hiç suçu olmaması çok mümkün değil. İyi niyeti zaten bir suçtur. Yani Cemal Başkan'ın iyi niyeti bile... Bir suçtur çünkü belediyede çok iyi niyet de işte Cemal Başkan birçok insanın ekmek parası, evine ekmek götürmesi için iş aldı. Ama belediyenin personel yapısı iki katına çıktı. Yani şunu sormak istiyorum ben size Sayın Dana. Şimdi Cemal Başkan'ı tabii eskiden de tanıyanlar yani belediye başkanı olmazdan benim önceden tanıyanlar. Bir soru arkadaşımdır. Bir soru halkıma da. 7 yıldır en iyi belediye başkanıydım. Her yıl ödül aldım. Bu sene bozuldum. Ne demektir o soru? Bilmiyorum, siz cevap verin. Soruyu anlayamadım ben. 7 yıldır ben en iyi işleri yapan belediye başkanıydım. %60 oyla 4-5. Yılda geldim. Evet. İyiydim de son 1 yılda bozuldum. Son 1 yılda dünyada bir ekonomik kriz olduğunun farkındadır halkımız. Halkımız cebindeki paranın, bakın bugün memurlar, bugün çalışanlarımız 2020'ye kadar borcun altına girenler vardı. Taksit edenler vardı. Bunlar işte ekonomik sıkıntıların getiricisidir. Yani bunları herkes görmesi lazımdır. Ha, bir yeniden yapılandırmaya çalışılan başkent belediyesi, dünyada tanınmış bir belediye yaratmaya çalışırken bir ekonomik sıkıntı geliyor. Ve bu sıkıntılar doğrultusunda bir noktaya geliyoruz. Ve bu noktanın dışında bir yerlere getirmeye çalışıyoruz belediyeyi. Ama maalesef şunu söyleyeyim ben. Biz belediyeye geldiğimiz günden itibaren belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki sevgili izleyiciler, çok çok kısa bir ara vermek durumundayız. Hemen birazdan çok önemli bir sürprizle sizlerin karşısında olabiliriz. Çok kısa bir ara, birazdan çok önemli bir sürprizle sizlerin karşısında olabiliriz. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet sevgili izleyiciler, yeniden karşınızdayız. Çok önemli bir sürprizle sizlerin karşısındayız. Az önce program devam ederken bir anda kapı açıldı ve el işaretiyle birisi bana ben baskına geldim dedi. Baktık ev kıyafetiyle bir parti genel başkanımız stüdyoya geldi ve benim de söyleyeceklerim var dedi. Benim de yanında oturan iki konuğa soracaklarım, söyleyeceklerim var dedi. Biz de her zamanki tarafsız ve bağımsız duruşumuzla aramıza katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş'a hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, programı izliyordunuz sanıyorum evde. Ve dayanamayıp evden çıktınız. Evet, izliyordum. Öncelikle seni kutlarım çünkü sorduğun sorularla ve anlayamadığın ama halkın anladığından emin olduğun cevaplarla bir takım mesajlar verdin. Teşekkür ederim. Sayın Dana çok sevdiğim bir bürokrattır. Hiç kişiliğine söyleyecek en ufak bir sözüm olmaz. Cemal benim çocukluk arkadaşımdır ve siyasete kendisini soktum diye de suçlanan kişiyim üstelik. Dolayısıyla onun da kişiliğine karşı bir sözüm olmaz. Ama konu Lefkoşa, Lefkoşa Belediyesi'nde yaşananlar, o gözle dönüp baktığımda artık Lefkoşalı'yla alay ediliyor noktasına ulaştım ben. Ve aslında bu akşam buraya gelişim öyle parti genel başkanı sıfatıyla falan değil, bir Lefkoşalı olarak, Lefkoşa'yı seven bir Lefkoşa vatandaşı olarak geldim. Pisliğin içinde oturuyoruz. O çöplerin üzerinden kalkan sineklerin soktuğu çocuklarımız hastanelerde tedavi görmektedir. Ama biz hala daha üstelik bir de 50 küsur milyon kaynak varken ortada. Soracak kaynak. Lefkoşa Belediyesi'nde hala daha sorun çekiyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere bu kaynak daha ortada yokken bile
biraz önce işte bir anayasal olmasa bile halkın çıkarı için bir karar alınmıştı. Ben de uydum buna dedi Sayın Kaymakam. Doğru. Kaymakama bir talimat verildi mi yapar. Bakanlar kurulundan olmuş bir karar neticede. Ama anayasaya aykırı, hukuka aykırı vesaire. Daha bu karar alınmadan gittik belediyenin önünde bir basın toplantısı yaptık. Kaynak yok, taze kaynak yok ve buna rağmen belediyenin kurtulabileceğini koyuyoruz ortaya. Buna kimse bakmıyor. Kurultayla uğraşıyorlar. Ve bugün geldiğimiz noktada biz yine Lefkoşa'nın içerisinde pislikle boğuşuyoruz. Memleketimin başkenti pislikten geçilmiyor. Özara daha burada ne olacaktı? Kimdi suçlu? Onu arıyoruz. Ama bunları da aramamız lazım Sayın Başkan. Yoksa hani bu noktaya geldik tamam. Ne yapacak yani? Ne yapacağız var mı? Var yapılabilecek olanlar ortadadır. Yapılabilecek olanları da sunduk zaten. Bayağı yoğun maddelerle dolu. 20 küsur maddeydi şimdi hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ben belediyenin önüne gittiniz. Belediyenin önüne yaptık. Dosyayı çıkarttınız. Evet. Önerilerinizi ve yaptınız. Evet. Sendika grevdeyken sendikaya destek vermek için değil, belediye başkanına destek vermek için değil, Lefkoşa'ya destek vermek için gittik. Orada bir öneri sunduk. Dinleyen olmadı. Şimdi ben bu akşam buraya niçin geldim aslında biliyor musunuz Mustafa? Buyurun. Bu arkadaşları suçlamak için veya işte programda şu olur bu olur onu söylemek için değil. Bu işin esas suçlusu bu ülkenin başbakanıdır. Ve Sayın Başbakan'a buradan bir kere daha söylüyorum. Çünkü yıllardır bir önceki başbakanı da Ferdi Sabit'i de şimdi İrsen Küçük'ü de çok uzun zamandır davet ediyorum bu ekranlarda tartışalım diye. Tartışılmıyor, hiçbir konu tartışılmıyor. Lefkoşa bir göstergedir ülkenin diğer yaşadıkları açısından. O yollardaki çöpler, pislikler, bütün ülkede yaşanan pisliklerin bir göstergesidir sadece. Bütün ülke aynı durumda. Sayın Başbakan'a şimdi buradan söylüyorum açıkça. Gittiği her programda bütün kanalın etrafını korumalarıyla doldursun. Çünkü ilk gördüğüm canlı programda gelip onun programına katılacağım. Bugün yaptığım gibi. Bu ülkenin sorunlarını Lefkoşa Belediyesi'nden belediyesine bağlı değil sadece. Bu ülkenin bütün sorunlarını kapsamlı olarak kamuoyunun önünde tartışmazsak hiçbir yere varamayacağız. Memnun olduklarını söylüyorlar hükümetten. Sayın Kaymakamım ve Sayın Başkanım. Ona öfke duydum zaten. Bu hükümet ne yaptı Allah aşkına arkadaşlar belediyeyi rahatlatmak için? Yani kaymakamın atandığı dönemde verilen 5 milyon maaşlar ödensin diye kurultaya yönelikti. Lefkoşa'yı kurtarmak için ne yaptı? Soruyorum ben. Lefkoşa'yı kurtarmak için bu hükümet de şu kararı aldı deyin bana. Bu hükümet çoğunlukta olan meclis üyelerini çağıramadı toplantıya. Meclis üyeleri toplanıp karar almazsa herhangi bir konuda adım atamazsınız belediyenin içerisinde. Bunu sağlayamayan bir hükümet, belediye meclis üyelerini bir araya getirip toplayamayan bir hükümet, grev yasağı koyup sen kim oluyorsun ben uymuyorum greve diyen sendikaya karşı bir hareket yapamayan hükümet. Ondan sonra biz buraya çağırıyoruz. Ama bir dakika, bu arada başka bir şey daha var yaptıkları. Toplantı var bir daha sürekli. Ben ona taktım kafayı. Ya, nedir o toplantılar? Yani İçişleri Bakanlığı. Komiteye çağırıyor. Havale etme işleri. Kaymakam bir taraftan devletin memuru, mülki idare amiri, bölgenin en yüksek mülki idare amiri. Talimat veriyorsun, gönderiyorsun. İşte 5 milyon da para veriyorsun. Al öde. İyi de yani sadece ödeme meselesi değil ki. Karar almaya kalkıyor kaymakam. Haklı olarak siyasi partilerin bir kısmı işte mahkemeye gitti, bir kısmı karşı çıkıyor. Çünkü anayasal bir suç var ortada. Bir yetkisizlik var. Öbür taraftan belediye başkanı, şu anda Sayın Kaymakam, belediyenin borçlarının yeniden düzenlenmesi için çalışma yapan kimdir? Gidip bankalarla görüşen kimdir? Siz ve belediyenin eski müdürü, belediye başkanı nedir? Şimdi bunu şu Sayın Kaymakam kendisi yapmıyor ha. Talimat öyle. Şimdi Sayın Başkan tabii ki. Ben buna cevap vereyim. Buyurun, buyurun. Şimdi tabii Ağustos ayından sonra benim hiçbir bankayla bir görüşmem yok. Yok. Lütfen ha. Yok. Lütfen ha, bu bildiğimiz şeyler. Yani ben çıksın söyleyin hangi bankayla görüştüm. Bankalar söyler mi bilmem.
Yok söylesinler. Ama ben biliyorum. Hayır, tamam. Kesinlikle. Ben biliyorum. Bak, siz başkanım. Ve Ali Bey miydi adı? Eski müdürünün. Ali Bey. Ali Bey. Siz yapıyorsunuz pazarlıkları, gidip görüşmeleri. Hayır, bir pazarlık yok zaten bankalarla. Görüşmeleri siz yapıyorsunuz bankalarla, bu borçların yok, yeniden yapılan. Yoktur bir görüşme. Borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yapılıyor. Bu tespitimizdir, görüyoruz, biliyoruz. Sayın başkanım, bu bilgiyi ama bu taraftan bankalarından bizim bakın, olduğumuz dönemde 3 bankayla ilgili görüşmelerimiz oldu. Kararları alındı. Onun dışında Cemal Başkan'ın göreve gelmesinden sonra hiçbir bankayla Cemal, bir görüşme Cemal'in yapılmadı. Göreve gelmesinden sonra da yine bu görüşmeler tarafınızdan götürüldü. Sizin inisiyatifinizden değil. Yok. Şimdi sayın başkanım, değil. Sayın benim başkanım, söylemeye bir çalıştığım bir, şu. Bir dakika önce ben bir şey söyleyeyim, siz devam edersiniz. Konuklarımıza soruları ben sorarım. Orada evet, bir sıkıntımız yok. Gelen çok sayıda da mesajlar var, onları da sormaya çalışacağım. Ben sizi evden çıkarıp buraya getiren şeyin ne olduğunu ve mesajınızı aldım. Lefkoşalı'dan dalga geçilmesi, bu işin esas müsebbibi olan başbakanın bir kenara kaçıp saklanmakta olması, hükümetin açık Lefkoşa Belediyesi'nin, Lefkoşa'nın yaşadığı sorunlar hükümetin sorumluluğundadır. Kaçtılar, gizlendiler, yok kurultayları var. Yok kurultaydan sonra işte nisap var mıydı, yok muydu tartışmaları. Yük bu iki arkadaşın üstünde kaldı. Bu iki arkadaş da baskı altında, onu söyleseler olmaz, öbürünü söyleseler olmaz. Ama Lefkoşalı da hala daha pisliğin içerisinde. Peki şu buna anda isyan siz... ederek geldim ve bir tek mesaj vermek için geldim. Ve zaten bitirip ondan sonra kalkacağım, sizi programınıza devam edesiniz diye. Sayın Küçüğe'dir mesajım. Hangi programa isterse kendisiyle birlikte katılmaya açığım. Memleketin meselelerini konuşmak üzere. Davet etmiyorsa, katılmıyorsa bilecek ki televizyonlarda yakaladığım ilk canlı oturumunda aynı şekilde o stüdyoda. Ama herkes benimle de tarafsız üzere olmaz, kabul etsin sizi. Zorla girer otururum. Senin efendiliğini bildiğim için orada durdum, bekledim. Peki o zaman size son bir çok, soru çok sorayım. Çok da güzel bir efendilik gösterdin. Teşekkür ederim. Çok demokrat davrandın. Bir kez daha teşekkür ederim. Sorduğun sorularla da zaten o soruları sordukça ben de Yaşa ve Mustafa demekteydim. Tamam mı? Sağ olun. Ama bir noktada artık dedim ya olmaz. Peki. Olmaz. Sayın Başkan, o zaman size şu soruyu sorayım ben. Gerçi projelerinizde, önerilerinizde vardı ama buradan halkımıza söyleyin. Serdar Denktaş bugün hükümette olsaydı ne yapacaktı bu belediyeyi kurtarmak için? Bu belediye bu noktaya gelmezdi her şeyden önce. Hayır, şu anda gelmiş geldi artık. Gelmiş olduğu noktada yine birkaç ay önce verdiğim öneridir. Dedim ki beyler, ve bunu mecliste de söyledim. Gelin yerel seçimleri bir yıl öteleyelim. Bütün yerel seçimleri. Var meclisin bu hakkı. Sadece Lefkoşa Belediyesi'nin seçimini de hemen yapalım. Yeni seçime girecek olan adaylar belediyenin durumunu bilerek ve nasıl düzelteceğini anlatarak girsin. 3 yıllık süresi olsun. 2005'te bütün belediyelerin seçimiyle birlikte Lefkoşa'da yoluna devam etsin. Geldiğimiz aşamada artık çözüm bu. Peki. Tabii bunu yaptığımda 50 milyon katkı yoktu ortada. Peki. Şimdi artık 50 milyonluk katkıyla suyun içinde çözülür. Peki. Şimdi rejiden bir uyarı aldık sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bu yayın yüksek kuruluyla ilgili bazı yeni yönetmelikler vardır. İstediğimiz zaman ara veremiyoruz. İstediğimiz zaman programı uzatamıyoruz. O yüzden tekrardan bir ara verme imkanımız şu anda yok. Programı böyle bitirip kapatmak durumundayız. Sayın Başkan, sizden de rica ediyorum. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Bizim misafirimiz olunuz. Sayın Başkan'a ve Sayın Kaymakam'a sorularımızı soralım. Özel bir iki sorum vardı en son. Onları da sorayım. Ve ama ben bir cevap vermek isterim Sayın Başkan. Buyurun. Devam buyurun. Yani Lefkoşa halkıyla alay ediliyor noktasında. Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü ben 20 yılımı verdim Lefkoşa'ya ve hep açık yürekli oldum. Bugün de dahil. Şimdi eğer Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bir takım sorunlar yaşanıyorsa bu belediyenin içerisinde belediye meclis üyesileri olan insanlar da, partiler de taraftır. Yani son bir yıl içerisinde eğer Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi, TDP'nin belediye meclis üyeleri belediye meclis toplantılarına katılmazsa siyasi partilerimiz de bundan kendini soyutlayamaz. Elbette. Bu konuda bitireyim başkanım, saygım sonsuzdur. Şimdi biz programda Lefkoşa halkıyla alay etmedim ben.
Ben çok net kodum. Siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri başkanla birlikte oturacak. Ben de inanıyorum ki bu 50 milyon gelmeden biraz daha zordu ama şimdi 50 milyonluk çok düşük oranlardaki faizlerle bu Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa halkı güzel günlere yakalar. Ve çabamız da odur ki bu toplantılar olsun ama bunu başaramayacaksa eğer partiler ki bugün Sayın Bakanımız çok güzel bir uygulama başlattı. Bunu herkes takdir etmesi gerekir. Hiç yağcılık da yapmıyorum. Bakın yağcılık da yapmıyorum. Herkes bir tarafta. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin belediye meclis üyeleri bir tarafta. Demokrat Parti'ninki bir tarafta. TDP'ninkiler bir tarafta. Başkan bir tarafta. Lefkoşa çöplükten geçilmez. UBP'ninkiler ne? UBP'ninkiler de bir tarafta. Onlar da bir nerede? Tarafta. Bir tarafta. Hep. Yani şu anda Demokrat Parti'nin belediye meclis üyesiyle UBP'li belediye meclis üyesi ve hemen bir soruya cevap verir misin bana lütfen? Kaç meclis üyesi var Lefkoşa Belediyesi'nin? 22. Yani 11. 12. 22 ha? Toplamı. 12 UBP'li var. 12 UBP'li. 11 nisap teşkil ediyor. Evet. Ulusal Birlik Partisi'nin kaç belediye meclis üyesi var? 12. Ve belediye meclisini toplamıyor UBP. Yani ben ayırmıyorum zaten bir Sayın Başkan. Benim. Sayın Kaymakam UBP burada belediye bir de soru meclisini var. Toplamıyor. Ve muhalefet belediye meclis üyeleri suçlanacak. Sayın yani mecliste de aynı sorunumuz var. Bir dakika. Burada bakın, Sayın Kaybakanım. Bir aylık süre söyleyelim. İçerisinde belediye meclis üyelerinin tümü bu toplantılara kapılmalıydı. Evet. Tümü evet. Katılmalıydı. Ama işte tekrar burada ediyorum, bir soru var. Sayın İrsen Küçük yani benim sorum değil bu SMS'lerde vardır. Sayın İrsen Küçük bunları kasten katılmamalarını sağlıyor deniyor ve sırf Cemal Bulutoğlu'larını yıpratmak için tepkiyi üzerinden atmak için deniyor. Yani bu ben, Allah aşkına ne kadar doğru olabilir? Size soruyorum. Bana soruyorum. Ben değil, izleyici bu soruyor. Hükümet, ben tabii hükümetin yaptıklarını savunmak zorundayım. 6,5 milyon TL maaşların ödenmesine katkı koyuyor. Yasal zaman, mı bu? Ne zaman? Yasal mı bu? Ne zaman? Kurultay başladı. Haziran'da, Temmuz ayında. Kurultay başlamadan önce siz atandığınız dönemde. Evet. Peki seçilmiş belediye başkanı varken orada niye yapmıyor bunu? Ama Sayın Başkan o dönem, bakın ben biraz önce de programda söyledim. Lefkoşa o günlerde ve dedim ki bu kaosu ortadan kaldıracak plan belediye meclis üyesinin toplanması değildi. Belediye başkanımız binaya giremezdi. Binanın üstünde ateşler yakılıyordu. O bölge işgal altındaydı. Nasıl İnsanların sinir kat sayısı en üst sıratledeydi. Ve bir karar alındı. Yasal mıydı, yasal değil miydi? Bu tansiyon düştü mü Lefkoşa'da? Sayın Başkan biraz önce dedi, bir aylık görev süremden sonra teslim ettiğimizde mahkeme kararıyla Lefkoşa Türk Belediyesi bugüne kadar başkan, sendika ve çalışanlar uyum içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Eğer bu sendika, başkan ve çalışanların uyumuna belediye meclis üyelerimiz de UBP'li, TDP'li, DP'li ve CTP'li belediye meclis üyeleri de katkı koymuş olsalardı ve alınan kararlar alınabilmiş olsaydı bugün yaşanan kaos Lefkoşa'nın bugün içinde bulunduğu çöp yığınları yaşanmayacaktı. Şimdi sevgili burada bu konuda bitiriyorum. Hayır şimdi hükümete karşı biraz fazla ateşlendiniz, savunucu durumuna geçtiniz. Bakın ben bir hafta var hükümetin kararıyla bir hafta var hükümetin kararıyla Lefkoşa'da çöp topluyorum ve ilaçlama yapıyorum. Nerededir UBP'li, CTP'li, DP'li, TDP'li meclis üyeleri? Bir tanesi gelip bize toplantıdaydı, kolay gelsin demedi. Dün bıçak kemiğe dayandı bu Lefkoşa'da. Dayandı. Çünkü biz de baş edemiyoruz. Bıçak Tanrı kemiği nasıl? Çoktan kırdı geçti. Sayın Başkan, Kaymakam. Bak ben dün kanaat getirdim buna ve surlar içerisine girdim de, okullara gittim de artık Lefkoşa'da çocuklarımızın okullarda okuyamayacağına kanaat getirdim. İnsanlarımızın ciddi salgın hastalıklarla karşı karşıya geldiğine kanaat getirdim. Bugün ve bunu Sayın Bakanıma da aktardım. Ve Sayın Bakanım bu paydaşlarla ve bugün de çok güzel bir toplantı oldu. Bütün parti temsilci, belediye meclis üyeleri katıldı. Sayın Kaymakam, bugün Sayın Bakan'ın yaptığı şey 8 ay önce yapılması gerekendi. Anladınız niçin derim dalga geçerlerle koşanlar. Şimdi Sayın Başkan size Sayın Başkan, bu çok yapılmadı. Eleştiriler var. Bu yapılmadı. Yani 8 ay önce yapılmadı. Bundan sonra da yapılması. Peki çözüm nedir?
Lefkoşa kaymakamlarının çöpleri bu şekilde çağdaş olmayan bir yöntemle çöpleri toplayıp eylaştıralım mı? Yarın bir salgın hastalık baş gösterirse ve Lefkoşa karantina altına alınır. Bu Lefkoşa'nın ekonomisi, ülkenin ekonomisinin ben şu sözü hep kullanıyorum başkanım. Sizin önünüzde de tekrarlayayım. Lefkoşa'nın geçmişini satın almayla bir derdi olmaması gerekir. Geçmişte suçu olanlar, hatası olanlar gerek yargıda, gerek halkın şeyinde, gerek de seçimde şimdi, bunun cevabını alacak. Şimdi ne oluyor? Şimdi bir çözüm bulma zamanıdır. Belediye meclis üyeleri de katkı koyacak. Ben Lefkoşalı olarak soruyorum. Arkadaş, eğer anlaşamazlarsa Sayın Başkan, biz toplamaya devam edeceğiz. Belediye meclis üyeleri Sayın Bakanımızın girişimiyle... Anayollardan toplanması. Hayır, arayollara da girdik. Arayollara şimdi bir saniye. Sayın Kaymakamım, bir saniye. Rahatlayalım önce bir. Kendimize gelelim. Başkanımı seviyorum hükümeti, ama... Başkanı, ben hepinizi seviyorum. Bir saniye. Sözü burada benim almam gerekir. Hükümete bir eleştiri olduğunda bunu savunabilirsiniz. Devlet memuru olduğunuz için hayır, devlet memuru olduğum için değil. Müsaade edin. Yani ben UBP'li meclis üyelerini de eleştiriyorum. Müsaade edin. Devlet memuru olduğunuz için değil. Kim olursa olsun hükümetimizi savunabilir, eleştirebilir. Burada bizim yapmamız gereken şey bence... Sayın Başkan da bir Lefkoşalı olarak çıktım geldim dedi. Burada Lefkoşa Belediye Başkanımız var. Siz Lefkoşa Kaymakamısınız. Ben de bir Lefkoşalıyım ve aynı zamanda da bir medya mensubuyum. Burada olanların belediye meclis üyelerini, belediye meclis üyelerinin hükümeti, hükümetin Cemal Bulutoğlu'larını, Cemal Bulutoğlu'larının halkı suçlamasıyla bir yere gidebilecek bir durumda değiliz şu anda. Evet. Bakın, ben yetiştiremedim yani mesajları. Okumayı bırakın sormayı. Okumayı yetiştiremedim. Hem Facebook'tan, hem Twitter'den, hem SMS'ten. O yüzden onlara bakamayacak durumdayım şu anda. Ancak bizim burada yapmamız gereken hepimizin, Lefkoşalılar olarak, bundan sonra nasıl bir çözümle halkın karşısına çıkılabilir, bunu bizim değerlendirmemiz gerekir. Yoksa işte belediye meclis üyeleri suçlu. Cemal Başkan suçlu, hükümet suçlu, kaymakam suçlu. Peki acıyı kimdir çeken burada? Bakın Sayın Kaymakam'ın söylediği lafların arasında çok önemli şeyler vardı sevgili izleyiciler. Dikkatli izleyicilerimiz bunu fark etmiştir. Lefkoşa'yı karantina altına almaktan bahsetti. Bu şehrin kaymakamı, şaka değil bunlar. Evet. Evet diyor, şaka evet. Değil bunlar. Burada Lefkoşa'nın belediye başkanı var, bir siyasi parti genel başkanı var, Lefkoşa'nın kaymakamı var ve burada Lefkoşa'nın karantina alınabileceği konuşuluyor. Bunlar şaka değil. Bizim bunları değerlendirmemiz lazımdır. Sendika o istifa etsin, işte belediye meclis üyeleri çekilsin, yok erken seçim yapılsın. Bunlar süreci erteler, bakanlarmış toplantı yapar da sorunları çözecekler. Çiçeklenmiş de olsun Lefkoşa. Bak bizi mi kandırırsınız ya ama siz hala daha yani. Yani bu halkı ya da başkanı ya da kaymakamı ya da çalışanı bizi kandırdığınızı düşünürsünüz yani. 50 milyon TL aldınız, harcasaydınız bu işlere kullanılsın. Yani bunun önüne geçmemiz lazımdır. Hepimizin çoluğu çocuğu ailesi vardır. Salgın hastalıklardan, tifodan, virüsten bilmem nereden, tifo virüslerinden bahsedilmeye başlandı. Artık bizim memleketimizde şaka değil bunlar. Kendimize gelelim artık lütfen, belediye çalışanları da hak, hukuk kesinlikle yanlarındayım. Bakın Cemal Başkan burada, ben de yanlarındayım diyor. Yasal haklarıdır bu, sosyal hakları almak diyor ama ölümle burun buruna gelmek üzereyiz. Belli. Ölümle burun buruna gelmek üzereyiz. Bunu ben söylemem, kaymakamımız söyler burada. Karantina altına alınmaktan bahseder. Okulların tatil edilebileceği konuşuluyor artık. Bakın hepimiz taşın altına elimizi koymamız gerekir. Buradan halkın büyük ilgisi var. Bir parti başkanımız evinden oturmaya dayanamadı, çıktı geldi bu konuyla ilgili. Bir kaymakamımız, bir belediye başkanımız sorunları artık nasıl çözebiliriz onu konuşalım. Ben size sordum Sayın Kaymakam biraz önce. Size ben dedim ki bu çöplerin böyle kaldırılması hijyenik midir? Değildir dediniz. Evet. Ve şu, bununla karşı karşıyayız şu anda. Evet, çözümü varsa bir tarafın ortaya koysun. Belediye grevde. Başka çözümü yoktur bunun. Bu geçmişi tartışarak bir yere varamayız. Kimse de suçlayacak durumda değiliz. Zaten bununla ilgili yargı süreçleri, halkın politik değerlendirmeleri devam eder. Çözümü şu anda sadece belediye meclis üyelerinin değil, başbakanlıkta ve hatta belki cumhurbaşkanlığında parti başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkanı ve sendika
bir araya gelip, belki de oraya gelecek başkan. Bir araya evet. gelip derhal gecikmeden bitti artık kurultay. Evet olsun kaldı geride kaldı. Ama nerede artık, kaldı? Daha kalmadı. Daha neler var kurultayla ilgili onlara da gelemedik yani tabii. Onu bekleyecek durumu kalmadı Lefkoşa. Evet. Çok ama doğru. Onu söylüyorum ben de. Onun için yani belediye meclis üyeleriyle ve belediye başkanıyla çözülecek bir şey değil artık. Bu en üst düzeyde ve tekrar ediyorum yani Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında gerekirse parti başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, belediye başkanının, kaymakamın, sendikanın. Biraz önce bir izleyicimiz elçilikten askeri göreve çağırdı artık. Yok lütfen. Yani bırakın bunu tahmin ediniz ne duruma geldiğini o izleyicinin artık. Yapamıyoruz yani bunu bakın. Hükümetin temsilcisi seçilmiş %60 oy aldınız Sayın Başkan zannedersem 60'a yakın oy almış bir başkan çözemiyoruz. İzleyicimiz artık diyor ki bunlar yapamıyor bu işi asker gelsin el olsun bu işe. Hakikaten bu akşam çok... Bu yaklaşım da tamam değil tabii ama... Yaklaşım doğrudur demiyorum ben başkan. Ben halkın söylediğini söylüyorum burada. Yani çıkıp gelmemin bir yerdeki fitilleyicisidir vatandaşın hissiyatı. Bir Lefkoşalı olarak aynı şeyi hissederek çıktım geldim. Evet. Yoksa yapılacak iş değil yaptığın. Ama Lefkoşalı olarak... Sayın Başkan bir çak kemiğe dayandı bugün işte. Çoktan geçti kemiği. Bugün Sayın Bakanımızın bu girişimleri yapması ve bunu daha da geliştirerek yapmasının nedeni budur. Bir an önce. Bunun masada... Tamam. 8 ay önceki anlaşılmazsa da bunun yolu seçimdir. Şimdi artık bunun ötesine geçilmek zorundadır. Bunun ötesine geçmek zorundayız. Hiç başka yolu yok. Peki. Sevgili izleyiciler artık yavaş yavaş programı kapatmak durumundayız. Ancak tabii ki sizlere söylediğim gibi bazı şahsi sorularım olacaktı. Hem Sayın Kaymakamımıza hem Cemal Bulutoğlu'larına. O soruları soracağım. Programı ona göre kapatacağım. Yalnız o soruları sormazdan önce söylemek istediğim çok kısa bir şeyler vardır. Bir toparlayıcı anlamda olması için. Bugün Lefkoşa'nın yaşadığı durum içler acısıdır. Bugün hepimizin sağlığı tehlikededir. Bugün Lefkoşa yaşanılamayacak, restoranında oturup yemek yenilemeyecek, parkında yürünülemeyecek bir durumdadır. Ben buradan tüm bu kişilerden de bağımsız olarak bir şey söylemek istiyorum. Kime gidecekse eğer bu mesajı alsın. Birbirimizi suçlamaktan lütfen vazgeçelim. Halkımız da bu işe el atsın. Bir kampanya oluşturulsun, halk da bu işe el atsın. Belediye çalışanları da bu işe el atsın. Haklarını mutlaka alsınlar tabii ki, bunun için savaşsınlar, biz de destek verelim ona ama şimdi zamanı değildir bunun. Hükümetin de toplantı yapma zamanı değildir. Cemal Bulutoğlu'larının da bu işlere daha fazla asılması gerektiği zaman şimdidir. Kaymakam zaten çalışıyor. Özel şirketlerimizin, ben şahsen biliyorum, özel şirketlerimiz hiçbir bedel istemeden araç gereçlerini bu şehrin hizmetine vermeye hazırdırlar. Hepimizin bir araya gelmemiz lazımdır. Bu iş hem Lefkoşa'yı, hem Lefkoşalı'yı, hem halkı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sosyal yaşamımızı son derece önemli bir şekilde etkilemektedir. Bu işten bir politik çıkar sağlamaya çalışmasın şu anda kimse. Devirelim Cemal Bulutoğlu'nu da, onun yerine Kemal Deniz Dana gelsin. Yok Cemal Başkan'ı yedirtmeyik, sendika var. Bunları bırakalım bir kenara şimdi. Şimdi zamanı değil. Benim söylemek istediğim, herkesten ve her şeyden bağımsız olarak şey budur, söylemek istediğim budur. Kim eğer elinden gelen ne varsa şu anda yapmalıdır Lefkoşa için, yarın öbür gün gerçekten Lefkoşa'da okullar tatil edildi diye manşetler görebiliriz. Yarın öbür gün gerçekten ilaçlar da bitti, Lefkoşa'da karantina altına alınmalıdır diye manşetler görebiliriz. O yüzden bunun için herkes üzerine düşen görevi yapsın. Menfaat ve çıkarı şu anda düşünmesin kimse. Ne maddi, ne manevi, ne siyasi. Bunu herkes bir kenara bıraksın. Durum çok ciddidir. Hepimizin hayatı tehlikededir. Hayatı tehlikededir diyorum. Başka bir şey değil yani. Hayati tehlike vardır diyorum şu anda Lefkoşa'da. Şaka değildir bu. O yüzden kimin üzerine düşen görev ne varsa hiçbir menfaat beklemeden bunu yapsın diyorum. Birkaç sorum vardır. Onları da hemen sorup programı kapatmak istiyorum. Sayın Başkan, görev aldığınız dönemde, Sayın Kaymakamım önce size sormak istiyorum. Görev aldığınız dönemde belediye başkanlığını çok sevdiğiniz, hatta kaymakamlığa bile geri dönmek istemediğiniz
ve en erken zamanda bir seçim olursa eğer belediye başkanlığına aday olacağınız konuşuluyor. Doğru mu? Şimdi tabii benim makam meraklı olmadığımı tüm ülke biliyor. Ben kaymakamlıktaki odamı bile halada kullanmıyorum. Belediyede görev yaptığım sürede Cemal Başkan'ın odasına hiç girmedim. Oda da almadım kendime. Bir gün inşaat bölümünde oturdum, bir gün başka bir bölümde. Ben 20 kusurat yılımı Lefkoşa'ya verdim ve Lefkoşa'nın huzurlu, güvenli ve çağdaş bir yaşam sürmesini hep kendime hedef koydum. Hiç öyle bir beklentim yoktur. Sayın Başkan, çok açık sorayım size. Evet. Güzel anlatıyorsunuz da. Belediye başkanlığı seçimi olursa aday mısınız, değil misiniz? Kesinlikle hayır. Kesinlikle aday değilsiniz. Kesinlikle hayır. Bilirsiniz sevgili izleyiciler, biz bunları kayıt altında tutuyoruz. Evet. Günü geldi mi ekrandadır bunlar. Bunları tutalım. Peki, Sayın Cemal Bulutoğlu'na bir iki sorumuz var. Onları soralım. İrsen Küçük'e, Sayın İrsen Küçük'e kurultayda verdiğiniz destek gönülden miydi Sayın Cemal Bulutoğlu'ları? Böyle sorum olur ya. Cevabını alayım ben. Elbette gönüldendi. Gönüldendi. Çünkü sizin için, sizin için ekranların karşısında başka söylüyor, kapıyı çıkınca başka söylüyor deniyor. Kim söylüyor bunu? Halk. Yani ekranların karşısında hükümete toz kondurmuyor ama ekranlar olmadığı zaman hükümete bindirdikçe bindiriyor deniyor. Şimdi, doğru mu bu? Hükümet bana bir şey yapmışsa ve siz ispatlarsanız burada. İspatım var benim. Hükümet sizi görevden aldı. Bindireyim hükümete şimdiden. İspatlarsanız dediniz, ispatlıyorum. Hükümet sizi görevden aldı. Beni aldığı günlerde bir kaos vardı belediyede. O kaos önlemek için yani, belki de bile bile yapılmış bir olay. Memnun oldunuz yani siz ondan. Memnun olmadım ama ben görevimi kesinlikle halk bana 4 yıllığına bu görevi vermiştir. 7 yıldır da en iyi şekilde 350 milyon yatırım yaparak halkın parasıyla altyapının %85'ini tamamlayan bir belediye başkanıyım. 20 yılda yapılmayanı yaptığıma inanıyorum. Elbette bir geçiş döneminde ekonomik krizlerin bu noktaya gelmiş olabilir. Sendikalar da gün geçtik sonra haklarını istemeye tamil diller, alacaklar da ama bir süreç gerekiyor. Bu daha yapılması gereken, az önce söylediğim Sayın Başkan da burada. Yıllarca yapılmış yasalar vardır. Bu yasalar hepsi çöplüktür, çöpe atmalıktır. Ha, görüyorsunuz. Her yasada kavga çıkıyor. Her yasada kavga çıkıyor. Onun için bu yasalarla iyi bile idare ettik bugüne kadar. Bu noktaya kadar getirdik. Ben Lefkoşa halkı için kendimi feda ettiğime inanırım. İş hayatımı bıraktım. Peki. Kendimi feda ettim. Su konusunda da Lefkoşa'nın suları şu anda eski 1970'lerdeki suya dönmüştür. Tazikli suyu verebilecek duruma geldik. İşte bir yapılan bizimle alakalı bir borular değildi. Bunlar 20 yıl önce devletin yaptığı su borularıydı. Çelik çekme borulardı. Bunlara her yıl elektrik verilseydi paslanma olmayacaktı. Elektrik verilmediği için bilgisizlikten bu borular eridi, çürüdü. Güzel yurttan gelen atlar ve onların belalarını, cezalarını Taşkınköy halkı çekiyordu. Onları da ortadan kaldırdık. Direk hattı bağladık. Tazikli su halkımıza geliyor. Yani her şey yapılacak. Ha şimdi burada bizim yapacağımız Lefkoşa'da karantinalık bir durum yoktur. Ben Sayın Kaymakam'a katılmıyorum. Ama öyle bir boyut var ki çöpler şu anki kurulan düzenle toplanmıyor. Eğer devlet sendikayla kavgaya girecekse, bizi de kavgaya sokacaksa sendikayla, bize diyecek ki kavgaya giriyoruz. Biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Belki de size demez de sendikaya da. Özel sektörden gerekli noktalara destek alacağız ve çöpleri toplayacağız. Eğer bizi kavgaya sokmayacaksa devlet, ben kavgaya gireceğim yalnız başıma. Artık önüme kim gelirse kılıncımı kestiği yere kadar. Çünkü bu gidişat bir gidişat değildir. Ben de şunu söyleyeyim. Beni seven bir halkım vardı. Onların sevmesini dileyen bir insanım ben. Ben onların yanında bir grevden dolayı işte 10 gün çöpler toplanmadı diye. Şimdi 7 sene elmayı yedik. Gittik elmayı istedik. Bir terslik olduysa da elmayı bize vermedilerse şimdi küsecek bağcıya. Öyle şey olamaz. Çünkü ben her şeyimle kendimi Lefkoşa Türk Belediye Başkanı'na adamış bir kişiyim. Ha beni engeller, oyunlar. Farkındayım ben de bazı oyunların olduğunun. Ben ahmak değilim bu kadar. Kimdir ama bunlar? Bunlar bilmiyorum. Bunlar kimdir? Bunlar çıkacak ortaya. Kimdir? Mesela Sayın Başbakan İrsen Küçük bunlardan biri midir? Ben inanmıyorum Sayın Başbakan'ın benimle uğraşacağına.
Yani koca başbakanım benimle uğraşana ben inanmıyorum. Zaten inanmadığınız için de destek verdiniz kendisine. Ben şunu söyleyeyim. Ben kendisine desteğimi verdim ve ben inanıyorum ki desteğimle kazandı. Ama ben bunu söylediğimde bazı kesimler rahatsız olursa olacak. Yoktur bunun şeyi. Sayın Başkan, size bir soru daha var benim sormak istediğim. Evet. Çok önemli bir soru. Az önce cümlelerinizin içinde bahsettiğiniz belediye başkanı olmazdan önce dediniz. Belediye başkanı olmazdan önce bir Cemal Bulutoğulları fırtınası esiyordu bu ülkede. Sayın Başkan Serdar Denktaş da bunu fark etmişti. Belediye başkanı olduktan sonra da fırtınalar esti 7 yıl. Müsaade ediniz ben sorumu sorayım, siz ona göre cevabınızı verirsiniz. Bir Cemal Bulutoğulları fırtınası esirdi bu ülkede. Bir siyasi parti lideri olarak ve çocukluk arkadaşınız olduğunu söyleyen Sayın Serdar Denktaş da bunu fark etti. Ve sizi Lefkoşa Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. O günden sonra başarılı dönemleriniz de oldu. Ancak şimdi gelinen nokta bu. Geldiğimiz nokta bu. Ben... Müsaade edin bitireyim. Ona göre cevabınızı verirsiniz. Belediye çalışanları şu anda çalışmıyor. Belediye binası boşta. Lefkoşa pislik içerisinde. İki yağmur yağar ortalığı seller basar. Leş gibi bir koku var Lefkoşa'nın içerisinde. İnsanı sokağa çıkmaktan tiksindiriyor. Siz de bu belediyenin başkanısınız. Madem ki Cemal Bulutoğulları fırtınası eserdi belediye başkanı olmazdan önce, neden istifa edip eski şaşalı günlerinize dönmüyorsunuz? Ben niye istifa edeyim? Halk bana bir görev vermiş. Saydıklarımdan dolayı. Saydıklarınız bana göre kısa süreli, 7 yılda yapılan süreçte böyle kısa dönemde böyle aksaklıklar olacak da bir geçiş dönemindeyiz. Ben sana şimdi mikrofonumu kısayım. Geldiğinde içeriye kat kravat gelme diyeceğim. Saçını başını daramadan program yap diyeceğim. Senin reytingin düşmez mi? Ama demek işte ki birileri de benim kapıdan çıkıp gitmeyi bilirim ama. Bir dakika, birileri de benim sesimi kısmaya çalışıyor. Ama siz gitmiyorsunuz. Ben gittiğimde düzelecek mi belediye? Hayır, sana? Ben sizin şahsınız için soruyorum. Neden lütfen gitmiyorsunuz? Bir dakika lütfen. Şimdi ben bugün istifa edeyim. Şimdi istifa edeyim. Gideyim. Belediye düzelecek mi? Sayın Başkan, sorumu anlamıyorsunuz. Hadi bir dakika lütfen. Ben size diyorum ki siz neden istifa etmiyorsunuz? Belediyeyi düşünüyorsanız siz eğer şu anda belediye diyor ki çalışanlar filan Cemal Başkan istifa etsin. Siz o zaman neden istifa etmiyorsunuz? Ne? Hem de şahsınız için soruyorum bunu. Yani bu tür sorunlardan kurtulacaksınız. Evinize, işinize, ailenize döneceksiniz. Neden istifa etmiyorsunuz? Başarısız bir dönem var. Bu halk beni seçmedi ki istifa etmem için. Başarısız bir dönem varsa... Burada bir terslik varsa o tersliği düzeltmek lazım. Benim istifamla eğer yarın sabah düzelecekse istifa ederim. Ama öyle bir durum yok ortada. Ben erken seçime gitmek bu bir süreçtir. O sürece girmek, seçim sürecine girmek, atmosferine girmek gene hiçbirinin işi olmayacak. Sayın Başkan, çok basit bir örnek vardır önümüzde. Sizi görevden aldılar, üçlü kararname ile Sayın Danay'ı oraya atadılar. Her şey güllük gülistanlık oldu bir anda. Hatta ben hatırlarım Temmuz maaşları Temmuz 31 çekmesine rağmen 30'unda ödendi. Ne devam etmedi? Siz geri döndünüz çünkü. Yani bunlardan kendinize bir pay çıkarmıyor musunuz? Ya eğer birileri benim partim içinde uğraşırsa benimle ben de devam edeceğim. Onlarla uğraşmaya devam edeceğim. Bunu mu isteyin söyleyin? Hani neyse ya gerçek onu söyleyiniz. Gerçek ben ne biliyorum gerçeği. Varsa bir gerçek yakaladığınız sizin siyasiler... Çıkın bana da söyleyin. Sayın da Başkan bileyim. Çok herkesin bildiği bir örnek veriyorum size. Örnek. Siz diyorsunuz ki... Eğer benim parti başkanım ve eğer benim bakanlarım benimle uğraşıyorlarsa, benden siyasi geleceğimden korktukları için uğraşıyorlarsa hiç bırakmam. Bu görevi devam edeceğim. Ben de onlarla uğraşacağım. Peki ben size şunu söylüyorum. Diyorum ki bir şey duyduysanız söyleyiniz diyorsunuz bana. Ben size çok açık bir örnek veriyorum. Herkesin bildiği. Sizi bu hükümet görevden aldı. Büyük sorunlar yaşanırken, kaos yaşanırken yerinize Sayın Kemal Deniz Danay'ı atadı. Her şey güllük gülistanlık oldu diyorum ben size. Ne olduydu? Maaşları ödenmeye başladı. İşçiler yerlerine döndü. Sosyal sigorta sandıklarına dönmedi. Müsaade edin. Bir dakika. Müsaade edin. Daha sonra siz döndünüz. Yapılanma ne için yapılmadı? Soracağım soruyu bildiğiniz için bitirmeme izin vermiyorsunuz. Yok işte cevaplar burada. Peki. Önümüzde bir örnek var. Cemal Bulutoğulları'nın olmadığı dönemde Lefkoşa Belediyesi'nde işler yolunda gider gibi gözüktü değilim hadi. Öyle siz, sizi kalpten sevdiğim için bunu söyleyeyim. Ama siz dönünce gene sorunlar başladı. Demek ki birileri bir şey yapıyor.
O zaman bu ya, bu ya bu birilerini bertaraf ediniz, hizmet gitsin halka, ya da istifa ediniz. Bertaraf edilecekse edilecek. Ben zaten bugün söyledim bunu. Son noktayı da koydum. Çalışanlara da yarın bunu söyleyeceğim. Yani benim elimde yetkiler de vardır. Ama yani kullanamıyorsunuz bir türlü. Mesela belediye meclis üyelerini görevden alma yetkim vardı diyorsunuz. 27 kez göreve çağırdım. Yoktur öyle bir yetki. Var mıdır, yok mudur? İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunur. Toplantıya katılmıyor diye. Yetki oradadır. Belediye, yetki İçişleri Bakanlığı'nda. Belediye Başkanı'nda değil. Belediye Başkanı'nda yoktur öyle yetki. Şimdi talepte bulunur. Anladım. Yani bakın, yasalarımız çok eksik. Ya bunlar tartışılır. Zaman içerisinde bunlar ortaya çıkıyor ve bunlar düzelmesi lazımdır. Benim temennim şu anda önümüzde bir yapılması gereken işlemler vardır. Sendikada bu daha anlayış göstererek bu süreci kısaya çekmek lazım. Eğer sendikada birileri tarafından güdümleniyorsa ve 3 aydır benimle işbirliği içinde olan sendika bir yapılandırmada bana yardım yaparken bir anda benim üzerime dönmeye çalışıyorsa sendika, demek ki onlarla birileri güdüm vardır. Demek ki sizin söyledikleriniz ortaya çıkıyor. Halk zaten bunu biliyor. Günün sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu yapılanlar eğer siyaset uğruna yapılıyorsa bu halka, yazıklar olsun böyle siyasete. Bunun... Bak, yazıklar olsun böyle siyasete. Biz halkı seven insanlarız. Biz işimizi gücümüzü bıraktık. Bizim dış hayatımızda da 900 kişi yanımızda çalışırdı. Ekmek verirdik ve sevinirdik. O insanlar ay başı maaş aldığında evine, çoluğuna, çocuğuna götürdüğünde mutluluğu görürdük. Burada aynısını yapmaya çalıştık. Arkamdan siyasi oyunlar oynanıyor bahanesinin arkasına sığınarak. Sığınmıyorum ben. Söylediğiniz her şeyin arkasında o var. Siyasi oyunlar vardır, siyasi oyunlar vardır. Varsa siyasi dedim, vardır. Varsa dedim. Peki yoksa, eğer madem ki siyasi oyun yoksa, sorunlar nedendir? Sorunlar, yılların birikmiş sorunları bunlar. Yılların birikmiş sorunları her yerde var. 16 belediyede de bu sorunlar var. Ne için Lefkoşa seçildi? Neden? Ne bilmiyorum. İşte aynı yere geliyoruz. Çünkü siz diyorsunuz ki Cemal Bulutoğlu'nun arkasından siyasi oyunlar oynanıyor. Sendika mı oynuyor bunu? Bakanlar mı oynuyor? Bilmiyorum. Başbakan mı oynuyor? Ben bak, muhalefet mi duruyor? Ben buradan sizin vasıtanızla çağrıda bulunuyorum. Buyurun. Bu konuda bilgisi olan arkadaşımız, meclis üyemiz varsa, çünkü dönem dönem meclis üyeleri de biri gelir, o biri gelmez. O gelir, o biri gelmez. Eğer böyle oyunların içerisinde yer alan meclis üyeleri de varsa çıksınlar, açıklasınlar bu konuları ve su üstüne artık çıksın bu olay. Eğer böyle bir olaylar varsa gerçekten ben üzülürüm. Bu halka siyaset uğruna böyle şeyler yapılması çok ayıp bir şeydir. Sayın Başkan, biraz önce gene söyledim bunu. Tekrardan söylemek istiyorum. Sizi çok seven biri olarak bunu size soruyorum. Neden bırakıp gitmiyorsunuz? Neden? Niye bırakayım? Sorunlar olduğu için. Başında bulunduğunuz kurumda sorunlar olduğu için ve siz de bu kurumun başkanı olduğunuz için bu sorunlar varken neden bırakıp gitmiyorsunuz? Benim bir siyasi kariyerim vardır. Ne için bırakayım? Ben çözmem gereken sorunlar var. Çözülmesi gereken sorunlar var. Benim kendimin çözemediğim sorunlar olsa ve kendimin yapamadığı işler olsa istifa edeyim. Ama beni ilgilendiren konular, benimle birlikte başkalarının da el atıp çözmesi gereken sorunlar vardır. Peki. Bunu siz anlamanız lazım. Peki. Yani son bir cümle. Belediye meclisi üyeleri toplantıya gelmezse ben ne istifa edeyim? O istifa edecek olan onlardır. Peki. İstifa edip önümü açmaları lazım ki ben toplantılarımı yapayım ve kararlarımı üreteyim. Peki, herkese bir son söz hakkı verip kapatacağım. Sayın Başkan, buyurun. Söylesin, ben misafirim. Arkadaşların şeyini hakkını yemeyim. Söyleyecek sözünüz yok. Var elbet. Buyurun. Olur mu yok? Buyurun. Bir tek cümle o zaman. Kim kiminle sorun yaşar, hiç Lefkoşalı Serdar Denktaş'ı ilgilendirmez. Kapımın önünde, sokağımda çöpler, o çöplerin üstünde sinekler, o çöplerden dağılan kokular benim çocuklarımı, torunlarımı hasta ediyor arkadaş. Ben bunun çözümünü isterim. O karıştırırmış da öbürü, onun için inatla ben sorunu çözeceğim, almam, istifa etmem de işte o hiç bizi ilgilendirmez. Onun için işin kaynağı hükümettir dedim. Ve lütfen Mustafa, iyi bir program yapımcısı oldun. Şu anda Lefkoşa Belediyesi önde bu grev ve çöpler nedeniyle. Ancak son geçirilen yine bir yasa hükmünde kararname var. İhtiyaç sandığı sigorta borçlarının
yeniden yapılandırılması ile ilgili bir kararname geçti. Bütün belediyeler batacak. Batacak. Bütün belediyeler aynı sorunla karşı karşıya gelecek. Çünkü bir taraftan geçmiş borçları ödeyim düşüncesiyle hareket ederken hükümet, geçirdiği kararnameye göre söylüyorum, yarınki maaşını ödeyemeyecek. Yeni sosyal sigorta ihtiyaç sandığını ödeyemeyecek, çöplerini toplattıramayacak, hizmet götüremeyecek. Batıp gidecek. Ve zaten zorda olan özellikle kırsal belediyeler Lefkoşa'dan bin beter olacak. Peki. Sayın Kaymakamım, buyurun son sözlerinizi alalım. Tabii Lefkoşa Kaymakamı olarak benim, Lefkoşa'nın çağdaş bir kent olması en büyük arzumdur. Bu konuda da sorumluluğu olan her kesimin elini taşın altına koymasını arzuluyorum ben. Lefkoşa artık şu ortamında kişisel çıkar, siyasi çıkar, beklenti noktasını geçmiştir. Sorunlar ne bir tek borç yapılandırılmasıyla olabilir, ne Sayın Başkanımızın dediği gibi geçmiş borçların taksitlendirmesine olur. Sorunlar bir bütündür. Tümünün çözümü de en başta dediğim gibi ya oturacak belediye meclis üyelerimiz, tüm partilerin, çünkü partileri de temsil ediyorlar. Yani Sayın Başkan işte parti başkanları otursun çözsün, otursun hiç itirazım yok. Ama çözsün. Ama belediye meclis üyelerimize baktığımızda Ulusal Birlik Partisi temsil ediliyor. Demokrat Parti temsil ediliyor. Toplumcu Demokrasi Partisi temsil ediliyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi temsil ediliyor. Bu belediye meclis üyelerimiz oturup başkanla birlikte alınması gereken her konudaki kararların alması gerekiyor. Eğer bu toplantılara katılmayacaksa parti başkanları 50 saat yukarıda toplantı yapsınlar. Sonuçta belediye meclis üyeleri belediyenin kapısını açıp toplantı salonuna girmezse ve karar almazsa bütün bu toplantılar sizin dediğiniz gibi lafta kalır. Bunun için ya oturacak yetkiyi alanlar, hükümetin desteği, NİDA'ki hükümetin desteği çok büyüktür. Bunu beğenmeyebilir bazı kesimler. Sayın Başkanım da ama... Begaraş 8 ay önce diyoruz ki bütün belediye meclislerini çağır ve başbakan toplantıya. Olabilir. Hayır, UBP'lileri çağırır. Hayır, şimdi de ama 5 defa çağırıldı. 6 defa devam etti bu. Bütünü çağırıldı. Bu konuda... Aradan geçen 8 ayda toplanan bir sorunla... Bu toplantılar yapılıp bu kararlar alınmazsa halkın verdiği yetkinin halka iade edilmesi ve Lefkoşa'nın çağdaş bir kent olma yolunda adım atması gerektiğine inanıyorum. Sayın Başkan, eğer ikinci seçenek göz önüne alınacak olunursa, yani yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaz ve Sayın Danan'ın dediği gibi iş eğer yine seçime gidecek olursa, aday da olur musunuz? Aday olurum tabii. Ne şey olmaz. Ben anlıyorum, halkım beni arada seviyor ve seçiyor. Şimdi 7 yılın içerisinde 15 gün çöpler ortada kalmış diye bir adamı gözden çıkaramazsınız. Size ben bölge vardır, kanalizasyon yaptım, su borusu götürdüm, asfalt götürdüm bir yıl içerisinde. Ve o insanlar diyor ki biz 63'ten beri bekledik bu hizmeti alalım. Ama şimdi çöpünü 15 gün toplayamadım diye, sinek çıktı diye, sinek her zaman vardır. Ülkemiz bu sinek ülkesi. Bu kadar ama, bu dönemde bunları ben suçlu olsam, bunların tedbirini almamış olsam tamam, bıraktığım gibi giderim, istifayı yaparım ve giderim. Ama belediye meclisini ben toplayamıyorsam ve toplantılara katılmıyorlarsa suçu bende aramak değil. Bunu bir an önce hükümetin, daha yüksek kişilerin, hatta parti başkanlarının da bir araya gelip bu konuda parti başkanları da muhalefet yapmadan bu olayı masaya yatırıp ciddi bir şekilde Lefkoşa'yı düşünerek önerileriyle bu çözümü elde etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan bu olaya duydu ve bu olayla ilgili Sayın Başbakan'ın isteği üzerine 50 milyon ve daha da fazla olabilecek şekilde belediyenin yapılandırılması için tek bir kaynaktan, biz eski borçları yapılandıracaktık, tek bir kaynaktan bunun yapılması için ve düşük faizli, hatta uyulacak olan program doğru giderse faizi de sıfır olacak şekilde, belki de para da iyi olur bize ileride belediyeyle ilgili, bunu bilemem. Ama böyle bir imkan varken ben meclisi toplayamıyorum ve Lefkoşalı'yı çöpün içinde bırakabiliyorum. Peki. Bu yanlış bir şey değil. Bunu çözmemiz lazım. Bunu çözerken de herkes elini taşın altına koysun. Bakın, belediye meclisi toplanamaz diye
Asfaltlar dökülemiyor bugün. Elimizde para hazır. TC kaynaklı. Avrupa Birliği kaynaklı su boruları döşenemiyor. Para elimizde hazır. Belediye meclisi toplanamıyor diyor. Ya bunların kimsenin hakkı yoktur. Lefkoşalı'ya gelecek olan hizmetlerin önünü kesin. Peki. Sayın Serdar Denkler, yaşanan, son bir yaşanan söyleyeyim. Bütün çirkinliklere rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına bir belediyemizin sorununu götürüp bunun için de bana para ver demekten ben utanç duyuyorum. Peki. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam oldukça enteresan bir programla sizlerin karşısında olduk. İlk programa Lefkoşa Kaymakamımız Sayın Kemal Denizdan'a ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Bulutoğulları ile başlamıştık. Daha sonra Sayın Serdar Denktaş da evde otururken dayanamadım artık çıktım geldim diyerek programımıza gelmiş katılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Son birkaç bir şey de ben söyleyerek programı kapatmak istiyorum artık. Lefkoşa ile ilgili az önce söyleyeceklerimi söyledim. Tekrardan aynı şeyleri söylemek durumunda kalmak istemiyorum. İki cümle, herkes menfaati şu anda bir kenara bıraksın. Az önce de saydım, maddi, manevi, siyasi ve Lefkoşa için bir şeyler yapmaya çalışsın. Sendika, belediye meclis üyeleri, başkan, kaymakam, muhalefet partileri, başbakan, herkes. Durum ciddidir. Birinci söylemek istediğim şey şu. İkinci söylemek istediğim şey hükümetimizle ilgili. Hükümetimiz nerede bizim sevgili izleyiciler? Bizim şu anda hükümetimiz nerede? Ne yapıyor bizim hükümetimiz? Mecliste mi? Bakanlarımızın hepsi full time görevinin başında mı? Bizim başbakanımız şu anda nerede sevgili izleyiciler? Bu ülkenin başbakanı şu anda nerede? Bakanlarımız nerede? Bizim meclisimiz ne oldu sevgili izleyiciler? Meclisimiz nerede bizim? Mecliste neler oluyor? Haberiniz var mı? Meclis yok ortada. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi diye bir şey yoktur ortada. Meclis yok. Başbakan ortada yok. Mahkemelerde gezer bizim başbakanımız. Bakanlarımız ya işte böyle göz boyama toplantılarında ya da delege avında. Olur da ikinci tur olursa ne kapatabilirik falan filan hikayelerinde. Battık. Battık artık. Her yerden battık. Meclis yok. Hükümet yok. Başbakan yok. Ülkenin en büyük iki partisinden biri Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı yapılıyor, mahkemelere düşüyor. Orada bir cümlede kurultayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İkinci tur yapılsın, ikinci tur yapılsın, ikinci tur yapılsın diyoruz. Ben de söylüyordum bunu. Ancak bugün akşam üzeri televizyon izlerken aklıma bir şey geldi. Ya ikinci turu yaparsak da o kanuna aykırıdır ne olacak? O zaman ne olacak? Nereden tutsak elimizde kalıyor artık. Şaka değil. Lefkoşa'nınki bir örnektir. Hükümet de bitmiştir, başbakan da bitmiştir. Bugün bu ülke çok kötü bir durumdadır. Hepimizin birbirimize destek olması gerekir. Nasıl yapacak bunu? Çok zor. Ulusal Birlik Partisi kendi içinde bile parçalanıyor şu anda. Bakın bir örnek daha. Bugün akşam üzeri Sayın İhsen Küçük açıklama yapıyor ve diyor ki yazıklar olsun Sayın Ahmet Keşif'e, Ulusal Birlik Partisi gibi bir partiyi mahkemeye verdi. Keşif'ten cevap hemen arkasından. Bana Sayın İhsen Küçük söyledi diyor. Ya bu sonucu kabul et, beğenmezsen mahkemeye git. Ben değilim odur diyor UBP'yi. Mahkemeye düşüren. Yani neleri söylemeye çalıştığımı umarım bütün detaylarıyla anlıyorsunuz. Bu akşam eğer bir hatam olmuşsa öncelikle sizlerden çok özür diliyorum. Arada bir tempo yükselmiş olabilir. Bir hatam olmuşsa affola diyorum. Ama en çok özürü de buradan katkı koyanlara etmek istiyorum. Gerçekten hem sosyal medyadan olsun hem kanalın SMS'ini olsun gönderilen mesajlara çok çok teşekkür ediyorum. Birçoğuna cevap veremediğimizi biliyorum ama artık yetemiyorum yani buna. Buna yapabilecek bir şeyim yok. Yani hem vakit olarak yetemiyorum hem hız olarak yetişemiyoruz bunlara. Belki başka bir formül buluruz. Ben size içten yürekten programa ve bana göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Son söz olarak aynı şeyi söylemek istiyorum. Her türlü menfaati bir kenara bırakalım. Önce Lefkoşa, daha sonra da ülkemiz için ne yapabiliriz? Onun çözümlerini arayalım. Ben Mustafa Alkan sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta salı akşamı saat 20.30'da yine Halkın Televizyonu'nda Halkın Sesi olmak üzere sizlerin karşısında olacağım efendim. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.